Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşında 1923 ve 2023'teyiz. O yüzden sevgili Gökmen Özdenak ve Adnan Aybaba'yı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. hatta bu gürültülerle Fenerbahçe Galatasaray Türkiye Süper Kupa maçına çıkacaktı. Ama nasip olmadı. Her anlamıyla bir rezaletin içindeyiz. Yaklaşık 3 ay önce başlayan kaos sonra yerini doğru habere bıraktı ve maçın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacağı futbol federasyonu makamlarınca dile getirildi ve ile Fenerbahçe'nin de yazılı ve sözlü onaylarının alındığı bu maçın Suudi Arabistan'da daha önce İspanya, İtalya e, Suudi Arabistan'da son dönemde son 3 yılda dörtlü turnuvalar süper kupa finalleri yapıyordu. Türkiye'de bu halkaya eklenmişti ve buradan Türk kulüpleri ve federasyon ciddi bir gelir elde edecekti. Ronaldo'nun, Neymar'ın Benzema'nın Forma giydiği sayısız ünlü Taliskan'ın e, bir dönem Bakar'ın sayısız ünlünün forma giydiği Su Suudi Arabistan'da e, iki Türk takımı Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya kalıcı gelecek. Ve bu maçın neticesinde e, kazanan 2 milyon euro, kaybeden 1,5 milyon euro, Futbol Federasyonu da yine 2 milyon euro para kazanacaktı. Hatta daha da ileri boyuta taşıyıp, Dört turnuva yapalım. 10 yıl boyunca Suudi Arabistan bu işin sponsoru olsun ve size de 100 milyon euro teklif edelim dedi. Bunu bizzat Sayın Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı. Evet kulüpler hafif sesli işte biz Riyad'da niye oynuyoruz? Neden 100. yılımıza Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında neden Samsun 19 Mayıs adında? Neden Atatürk Olimpiyat adında? Veya yurdumuzun neden topraklarında oynamıyoruz diye sesler geldi. Tabii ki taraftarlar bu konuda çok daha duyarlıydı. Onlar evet bu maç Riyad'da değil Türk topraklarında Samsun'da Atatürk'ün e, ilk e, taarruzu başlattığı 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı milli mücadele için Samsun'da diyenler. Hayır Atatürk Olimpiyat Stadyumu çok daha büyük hem de atamızın adı var. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynansın İstanbul'da. 80 bin kişi 40 bin 40 bin bölüşsünler. Hem de büyük gelir elde etsinler. Hem de bu Türkiye'nin iki ihtişamlı takımı Türk topraklarına maçı yapsın dediler. Ama Sayın Koç'un bir çıkışı. Galatasaray'da Metin Öztürk'ün hafif böyle bir biz burada oynamak istiyoruz diye. Ama gelelim ki bu iki kulüpte gelecek olan para borç patağında olmalarından dolayı teslim oldukları için Futbol Federasyonu'ndan gelen bu teklifi kabul ettiler ama kamuoyuna biz kabul etmek istemiyoruz da işte Futbol Federasyonu bizi zorladığı gibi bir algı yaratmaya çalışlar Halbuki seyirci, taraftar, halk başından sonuna kadar Riyad'da oynanması veya Türk toprakları dışında oynanmasına karşı çıktı. Ama kulüpler yarım böyle şöyle bununla oynansa daha iyi olmaz mıydı yani böyle dediler. Açık, her şey bugün açık ve net konuşma zamanı. Sonuçta futbol federasyonu açıklamayı yaptı. Hakemi yabancıydı. Kimse talip olmadı. Atanmak istemedi. Abdülkadir e Bitigen ve ekibi Emre Malok var hakem olarak maça atandı. Kulüpler de dün Riyad'a gittiler. Basın toplantıları yine ortak bir şekilde yapılamadı. Fenerbahçe Galatasaray'ı suçladı. Galatasaray çok Fener'i suçlamadı ama Yine orada da bir dostluk gösterisi olmadı. Bugün işte yağmur vardı, sağanak, sonra hava açtı. Her şey güzel gibi gözüküyordu. Biletlerin çoğu da satılmamıştı. Riyad'da 20.45'te Türkiye saatiyle veya ayrı saatler dilimindeyiz Riyad'da da 20.45'te bu maç başlayacaktı. ATV'den de şifresi olarak yayınlanacaktı. Tabii ki orada İstanbul'daki rezaletle biten futbol olarak e, sıfır çektiğimiz maçın tam aksine iyi bir beklenti vardı. Güzel bir müsabaka olması, gollü bir müsabaka olması, heyecan dolu, zaman zaman gergin bir müsabaka beklentisi yukarı tırmanmıştı. Fenerbahçe'de Fred vardı, Galatasaray'da yine Icardi'ler vardı. E, e Ziyech dışında hemen hemen iki tarafta tam kadroydu. Sonra öğle saatlerinde saat 1'de 2'de Suudilerle bir kriz başladı. Galatasaray dedi ki e, ne mutlu Türk'üm diyene pankartıyla çıkacağız dedi. Fenerbahçe de dedi ki Atatürk'ün sözüyle çıkacağız. Yurtta sul, cihanda sul pankartıyla çıkacağız dedi. Galatasaray da dedi ki biz ısınma tişörtler olarak Atatürk'ün resimlerinin basılı olduğu tişörtlerle sahaya ısınacağız dedi. Fenerbahçe de yine aynı şekilde biz de Atatürk baskılı tişörtlerimizle ısınacağız. Sonra da Yüzüncü yıl formalarımıza bu maça yer alacağız dedi. Bir anda bir kriz patlak verdi. Suudiler dedik ki iddialar bu. Daha hala resmi bir açıklama yok. Daha sonra bir de komedi bir açıklama var. 3 i̇ki kulüp ve yani Galatasaray, Fenerbahçe ve TFF'nin ortak bir açıklaması var. Yani bugün hiçbir şey kapalı kalmasın. Her şeyi konuşalım. Zaten bu gece yarısı da döndüklerinde birçok şey netleşecek. Acaba onlar şu anda orada canlarını kurtarmak pahasına mı bu açıklamayı yaptılar? veya birilerinin telkinleri ve baskısıyla mı? Bu da ayrı bir muamma. Bunu da yine tabii ki tartışırız. Velhasıl işte Atatürk olmaz, işte Türk bayrakları olur. Peki İstiklal maaşı olsun, saygı duruşu olmasın, Atatürk tişörtleri olmasın, işte yurta e, yurtta sulh, cihanda sulh e, pankartı dövizi yani o pankartla çıkılmasın. Hayda nasıl olur filan Ali Koç burada de olmaz. Atamızı yok sayıyorlarsa biz de onları yok sayıyoruz dedi. Galatasaray dedi Fenerbahçe böyle yapıyorsa biz de çıkmıyoruz dedi. Galatasaray Stad'a doğru hareket etti. Formalar geldi. Stad'daki e, soyunma odasındaki her iki tarafın e, malzemecileri soyunma odasına formaları, kramponları, e, konuşları dizdi. Ama e, kriz çözülemedi. Saat 17 oldu, 18 oldu. 17'de pardon e, kriz çözüldü. İki tarafta sahaya çıkıyor denildi. Sonra yarım saat geçti. Ali Koç, Atatürk'ü yok sayan bir zihniyetin topraklarına biz yokuz dedi. Biz de yokuz dedi. İşte herkes alkış büyüksün Ali Koç, helal olsun. İşte büyüksün Dursun Özbek. Size bu yakışır. Bütün herkes evet, ünlü, ünsüz kulüpler, işte amatör kulüplerinden Süper Lig'deki bütün kulüplere kadar herkes ne mutlu Türk'üm diyene yurtta sulh, cihanda sulh yazılı büyük puntolarla büyük başlıklarla ee, sosyal medyada paylaştıkları yazılarının önünde koymuş oldukları işte Atatürk resimleri, e, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin amblemleri, yürüyün arkanızdayız, helal olsun size, e, ee, tavrınızı ortaya koyun filan gibi böyle bir e, büyük bir söz, ses çıktı. Ana haberler yayını kesti, ilk haber flash olarak girdiler. Sonra işte toplantılar sürdü. Suudi yetkililer, federasyon yetkilileri bizim spor bakanımız Sayın Osman Aşkınbak, bak, Galatasaray Fenerbahçe'nin başkan ve yöneticileri toplantı odasına girdiler. 2-3 saat sürdü. Öğrendik işte kriz çözülemedi. Galatasaray malzemeleri toplayın dönüyoruz. Fenerbahçe malzemeleri toplayın dönüyoruz. Uçaklar hazır ve şu anda havalimanına doğru bir hareket başladı ve iki tarafta yayıncı kuruluş bekliyor. Hava soğudu seyirciler stadı terk etti. Zaten 1000-1500 kişi vardı. Yani ne kadar olacağı da tartışılmaya açık bir konu. Yani 5000 kişi mi olurdu, 10.000 kişi mi olurdu? Ee, müsabakanın başlamasına 1 saat 45 dakika kalan net bir şekilde Galatasaray ve Fenerbahçe tavrını ortaya koydu. Biz maçta yokuz, oynamıyoruz dedi. Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama gelmedi. Ee, yetkililer yetkililer işte siyasi yetkililer araya girdi. Yapmayın etmeyin oynayın edin. rezillik şudur budur. Yok dediler ve şimdi uçağa binip İstanbul'a dönecekler. Ee, geceyi yani son e, 24 saati kısaca işte 5-6 dakikada böyle özetleyebildim. Bantları gireceğiz. Neden bu duruma geldik? Hakem dövüldü. İstanbul Spor takımı sağdan çekildi 67'de Trabzon maçında ve Üç, yani 3 haftada 3 Türk doluna bugüne kadar yaşanmamış Süper süperlik boyutunda olayla karşı karşıyayız. FIFA hakemi dövüldü. Döven ve te tekmeleyenler hapise girdi. İki gün önce çıktılar. Ankara gücüne beş maç seyircisi oylama cezası. Vuran adama 5 yıl e, şey sportif müsabakalarda men cezası. Başkanlığı düştü. İstanbulspor'un 3 puanı silindi. 3-0 Trabzon maçını hükmen mağlup ilan edildi. Kulüp başkanı disiplin kuruluna verildi. Ve bugün de Süper Kupa işte aman inşallah İstanbul'daki Kadıköy'deki maç gibi olmaz. Müthiş bir heyecan olur. Hadi çocuklar çıkın aslanlar gibi oynayın. Takımlarınızı güzel temsil edin. Madem Riyad'ı kabul ettiniz. Çok istemesek de bari adam gibi bir futbol oynayın. Beklentisi vardı. O da çöp oldu zehir oldu. Ve Türk Bolu bir e, bir boşlukta bir kara bir e, kara deliğin içinde yok olup e, moleküllere böyle ayrılmak üzere. Yani paramparça oldu. Bu işte kim kazandı? Ne oldu? Duruş sergilediler mi? Yani bir açıklama var. Bana göre komedi. Ama tabii dinlemek lazım. Bu uçak indiğinde o kişilerden Başlamayı nasıl yaptınız? Neden adamlara teşekkür ettiniz? Teşekkür ettiyseniz neden o zaman sahaya çıkmadınız? Neden Suudiler Atatürk e, resim ve posterlerine ve onun sözlerine karşı geldi? Ne oldu ne bitti hepsini anlayacağız ama şu anda herkes maalesef üç maymun oynuyor. Ama biz tabii ki bu akşam üç maymun oynamayacağız. Bu işin evveliyatına gideceğiz. Konuşacağız. Neden bu noktaya gelindiği? Neden bu hale geldiği? Türk dolu neden bu noktada olduğu? Gerçekten e, Sayın Cumhurbaşkanı şu anda Büyük Ekşi'nin derhal istifa et deyip demediğini e, Büyük Ekşi dönecek mi? Döndüğü zaman nasıl bir muameleyle karşı karşıya kalacak? Gibi 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 olayları bugün dilimiz döndüğünce konuşalım. E, eleştirilerimizi yapalım. Övülmesi gerekenler, hak ettiği takdiri e, görmesi gerekenler varsa başımızın üstüne koyalım. Eee Hepsi bir rüya gibi mi, bir şaka gibi mi veya e, farklı bir boyutta mıyız? E, onu idrak etmeye çalışıyoruz. Neden arka arkaya bu olaylar oldu? Bir anlam veremiyoruz. Birileri düğmeye bastı da. Yani amaç sadece TFF başkanını götürmekse bu kadar rezilliğe, bu kadar kepazeliğe veya buradan 4,5 saat uçup, orada işte 4 uçak kaldırıp, 200 bin dolar masraflar yapılıp, Şimdi bu işin diğer ticari boyutu ne olacak? Suudiler bize ağır tazminat davası açıp bizden 100 milyon euro tazminat mı isteyecekler? Biz ona göre planlama yaptık. Veya bizim onlara karşı bir dava açma hakkımız var mı? Sözleşmede tek tek madde madde bunlar yazıldı mı? İki takım gelecek. Bu otelde kalınacaklar. Bu formaları giyecekler. Bu pankartlarla çıkacaklar. Ee, bu e, 100. yılımızı ee, anlatan logolu tasarımları giyecekler. Atatürk'ü başta acı edeceğiz, anacağız. Her yerde Atatürk posterleri olacak. Bunlar, bunlar, bunlar gibi detaylar sözleşmede var mıydı? Yoksa bir anda hepsi bu gece mi, bu akşam mı ortaya çıktı? Suudiler de bundan dolayı şok olup, kardeşim bunlar bizim sözleşmemiz yok mu? Bunlar nereden çıktı mı dedi. Yani şaka değil, komedi değil, bir acizlik, bir hüzün, bir öfke, bir önemli bir hadise var ortada. Yani bu programlarla bir günde iki günde anlatılacak olaylar değil. Neden bizim başımıza bunlar geliyor? Nerede bir hata yapıyoruz? Evet, şimdilik söyleyeceklerime bir virgül koyuyorum. Ee, Gökmen e Özden Aktar devam edelim. Gökmen abi e, olanlara anlam veremiyoruz. E, neden Suudiler yani bir zayık diye e, seçtik diye veya Atatürk'ün baktım araştırdım Araplarla ilgili en ufak bir olumsuz sözü yok. Neden e, bizim için Atatürk kırmızı çizgiyse Suudiler bu olaylara karşılar veya biz başta kuralları biz kuralcıyız biz kuralları böyle koyduk. Siz bize bunlardan bahsetmediniz. Bahsetseydiniz belki biz bu sözleşmeyi yapmazdık ve bu takımları da buraya davet etmezdik. Öyle değil Siz değiliz. şimdi yumurta kapıya dayanmış bize böyle böyle bunları yaptırmaya kalkıyorsunuz. Biz bunlara izin veremeyiz mi? Ya da bizim bunlardan bilgimiz yok. Bu bir anda evet imza atıp altına... Tamam hadi oynasınlar. Herkes istediği pankartlarla, istediği formalarla çıksın. Ee, düşüncesi bizde geçerli değildir mi dediler acaba? Sen ne düşünüyorsun? Ben şöyle düşünüyorum. 80 milyonun onuru var. Onuru var, güveni var. Ama maalesef bu beceriksiz yöneticiler bu Türk halkının duygularına da e, ne bileyim e, onurlarına da sahip çıkmadılar. Hepsine yazıklar olsun. Burada sorun, sorun Suudi Arabistan falan değil. Burada sorun öncelikle Mehmet Büyükekşi Federasyon Başkanı. Sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Ali Koç. Bunların üçü, üçü geldikleri gibi istifa etsinler, bıraksınlar bir kere. Başta sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Bunların üçü Türk fut, Türk e, e, Türk e, Türkiye'yi, Türkiye'yi, Türk insanını, Türk onurunu yerlerde süründürdüler kardeşim. Neden Şu, oraya? Müthiş'in yanına Ali Koç ve Dursun Özbey de taktın. Onlar Sevgili şimdi kardeşim. bir halk kahramanı gibi oldu. Hayır abicim. Halk kahramanı falan değil. Bunlar giderken oraya, gitmeden önce olduğu gibi bilmiyorlar mıydı Atatürk'e Arapların sahip çıkmadığını, sevmediğini biliyorlardı. Ne için? Sorun paraydı. Para için ülke onurunu sattılar ya. Ay, yazıklar olsun hepsine ya. Yazıklar olsun. Ama şimdi şu şunu bilemiyoruz. Neyi? sözleşmede mesela Galatasaray takımı atıyorum sarı kırmızı ve 100. yılı andıran, 100. yıl logosu olan ee, Cumhuriyetimizin 100. yılı yazan bir yazı. Arkada işte önde bir forma reklamı. Evet. Arkada numaralar ve sponsoru olan bir tişört de çıkacaktır. Fenerbahçe'de bu çıkacaktır. Eee, ve acaba bu Fenerbahçe ve Galatasaray ne mutlu Türk'üm diyene ve yurtta sul, cihanda sul yazılı pankartlarla bugünü çıkmaya karar verdiler. Saygı duruşu ve istiklal maaşı, yani istiklal maaşına bir şey dememişler diye biliyorum. Ya yani bunlar acaba bugün ortaya çıkan şeyler mi? Federasyon başkanını yıkmak için yoksa Hayır bunlar abi, hepsi daha yani önce planlanmış da federasyon onları bilgilendirmemiş. Şey Bunu bilmiyoruz. Sevgili kardeşim bak Bunlar bunlar yapılırken bu mukaveleler falan yapılırken kontratlar yapılırken öyle şey değil koca Suudi Arabistan şeyi var devleti var. Burada Türkiye devleti var 81 kişi 80 milyonun onuru var şerefi var. Şimdi burada burada yapılması gereken şu giderken giderken Ali şey e, Dursun Özbek ve e, Galatasaray Başkanı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç burada birbirlerini yemekten birbirlerini aşağılamaktan Hat safaya geldi her şey. Hat safaya. Hat safaya. Yani bunları düşürecek yok. Mehmet şeyi Mehmet Büyük Ekşi'yi disiplin altına alalım da ne yaptı da ne etti de bunu düşürecek halleri yok. Bundan sonra ne yapacaklar merak ediyorum ben. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Yani burada burada yapılması gereken, yapılması gereken öncelikle öncelikle sonra şu, şunu da söylemekte fayda var. Sayın Spor Bakanı böyle bir devlet üstü, Devlet üstü bir maça gidiyorsun. 100. yıl Türkiye'nin, Atatürk'ün yahut da e, cumhuriyetin 100. yılda böyle onurlu bir maçta hiç mi e, araştırıp sormadınız? Ya Suudi Arabistan'da oynuyoruz ama git senin dediğin doğru. Atatürk'ün, Atatürk'ün. Sayın Büyükekşi şimdi sessizde şey ne oldu telefonumu? Ee, ben şimdi Futbol Federasyonu yönetim kuruluna tek tek arayacağım buradan tek tek. Tamam. Ee, özür dilerim. Sözünü kestim. Devam etsen. Samsun'da Samsun'da senin dediğin evet. gibi Atatürk'ün Cumhuriyet ilanından önce vapurla gidip orada savaşı başlatması da 23 e, ilan edip 23 e, 19 Mayıs 1919'da 19, başlayan aynen, bir aynen, aynen. milli mücadele. Aynen. aynen. E, aynen bir kurtuluş savaşı neticesinde orada 1923'te... Oynaması, para falan yok abi. Orada oyna Samsun'da oynayacaktın. Dediğin doğru. Burada kocaman 80 bin kişilik stat var. Atatürk ismi de Atatürk Mustafa Kemal de Atatürk, istedir. Atatürk istedir. Neyse yani. Evet şu anda bir dakika bir gelişme çıkıp... daha var. Suudiler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uçağı kalkamaz diyor. Ee, şimdi tabi olay bir e, siyasi krizi de beraberinde getirecek Aynen. gibi gözüküyor. Aynen. Bu bir iddia. Suudiler, Suudi Arabistan yetkilileri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uçağının kalkmasına izin vermiyoruz. Ee, bu başlı başına skandal ya. Ya yani iki ülke arasında ki büyük bir yani e, işin sonu nereye varır, nasıl olur e, bir bilinmeze doğru koşuyoruz. Eğer bu gerçekse bu başlı başına büyük bir e, facia, büyük bir skandal ve vehameti çok daha ağır olabilecek bir durum bu. Yani bir devlet yetkilisi, yetkilileri Türk uçakları kalkamaz. Yani ne oluyor? Yani sonuçta bir savaş değil, bu bir spor müsabakası. Bu bir hava şartları nedeniyle de oynanmayabilirdi. Ee, bir felaket durumunda, Türkiye'de veya Suudi Arabistan'da yaşanmış bir e, felaket durumunda da oynanmayabilirdi. E, bu doğruysa, e, bu e, acayip yani bunun Türkçe da yeri de yok. Yani bu anlatılamayacak bir büyük bir e, felaket olur. Siz şaracın, bir ara verin. Bir dakika. Saraç, özür diliyorum. Tamam biraz bir bir şeyle birkaç tane daha söyleyeceğim. Ya orada her ülkenin, her ülkenin büyük elçileri falan var. Orada bizim için ne düşünüyorlar? Ne yapıyorlar? Bunu hiç araştırmaz mı bunlar? Burada İçişleri Bakanı var. Spor Bakanı var. Bunlar ne iş yaparlar ya? He? Hmm. Bunlar ne iş yaparlar gidip de 80 milyon insanın onurunu incitecek bu hareketleri nasıl affettirecekler ya? He? Kim bilir ne boyutlara gelecek daha. Daha ne boyutlara gelecek iş? Olacak şeydi senin dediğin gibi yani olacak şeydi ya. Yapılacak şey mi bu? Yani tabii Suudiler kendilerini her zaman İslam dininin e, İslam dininin kurucusu ve e, lider olarak görüyorlar. Ve orada e, hala 1932'den beri şeriat kanunları yani e, işte hırsızlık, yalan, e, şey, tecavüz e, gibi olaylarda cezaları halk meydanlarında e, işte asılmak, kırbastlanmak, e, kellesi e, alınmak, koparılmak veya ipe asılmak gibi e, kendi kendince yaratmış oldukları e, şeriat kanunları hala bu ülkede tabii geçerli. Mesela bu müsabaka belki bir Dubai'de, bir Katar'da, bir Bahreyn gibi daha e, turistik bir yerde olsaydı, belki bu Atatürk, e, onların yaratmış olduğu bu Atatürk krizi gündeme dahi gelmeyecek. Çünkü onlar tamamen olaya e, turistik amacıyla veya bir turizm geliri e, getirisi olduğu için bu şekilde bakıyorlar. Ama iş Riyad'a taşındığı zaman Suudi Arabistan'a gittiğinde orada hala Suudi yetkilerin e, benimsemiş olduğu bir şeriat kalmış Yani kendilerince yaratmış oldukları bir İslam kuralları geçerli. E, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin kurucusu da e, Mustafa Kemal Atatürk de olayı tamamen layık Türkiye, layık Cumhuriyet üzerine kurduğu için bu Suudilleri o dönem için çok içerleten ve kızdıran bir olaydı. Ama bu anlattığımız olaylar tam 100 yıl önce yaşanmış olaylar. Sonuçta Abi Atatürk vardır, bizim sen için kırmızı bir çizgidir. Atatürk bizim için olmazsa olmazdır. Yani Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin silah arkadaşlarıyla beraber bu ülkeyi düşmanlardan kurtaran ve Türkiye'yi bağımsız layık bir cumhuriyet haline sokan bir liderdir. Avrupa'da da dünyada da büyük bir karşılığı vardır. Büyük bir hayran kitlesi vardır. Suudiler buna karşı gelebilir, beğenmeyebilir onlara ama şimdi tabii ki maçın Riyad'da oynanması da başlı başına böyle büyük bir işte bunları hep hesap etmek gerekir. Evet. Bunları hep tartmak gerekir. Anladım kardeşim. Artısı, eksisi ne olur ne biter. İşte orada Atatürk'le ilgili slogan atıldığında Atatürk'ün posteri açıldığında Suudiler buna nasıl tepki gösterir? gösterir mi göstermez mi? Bunlar hep empati yoluyla araştırılarak ve o makamlara danışılarak yapılması gereken bir şey. Abicim söz. ağzımdan aldın canımsın. Ya bunu devletler üst düzey anladım oradaki büyük elçiler. Senin burada İçişleri Bakanın, Dışişleri Bakanın, Spor Bakanın bunlar ne iş yaparlar ya? He? Bunları bunları aslında onlar orada çözüp kulüplere ya da kulüp başkanlarına federasyona falan yardımcı olmak zorundalar. Belki şimdi Suudi yetkili. Olacak şey değil ya. Adnan önce bir görüşünü alayım. Daha 2 saat mı? yani belki de sabaha kadar program yapacağız. Tamam. Adnan senin de görüşünü merak ediyorum. Lütfen konuş. Ee, sürekli bir haber akışı var. <laughs> evet. Ee, tabii, bir tabii, bilgi kirliliği olabilir tabii ki teyit etmemiz gerekir ama şu anda e, hiç kimse telefonu açacak durumda değil. Açsalar ne diyecekler? Karışık iş. Şimdi 1924 yılında bir Ağustos günü Atatürk kovuşa gelen askerleri ziyaret eder. Koğuşta bir asker tabelada şunu yazar. Bir Türk on askere bedeldir. On düşmana bedeldir der. Bunun üzerine Atatürk der ki askere döner. Evladım der, buyurun paşam der. O öyle değil der. Bir Türk der, dünyaya bedeldir. Şimdi Atatürk böyle bir liderdir. Ve biz de onun sorunları olarak, ecdadımız olarak müthiş bir gurur duymaktayız. Bir kere buradan başlayalım. Ama o kadar ülkemizde haysiyetsiz, kerefsiz, adam olmayan liyakatsız insanlar var ki. Katılıyorum. Var ki. Katılıyorum. Bu düzen, bu kardeşim. sistem, bu çark böyle işlemez arkadaş. Bu işte bu göreve önce hak edeni getireceksin. Aynen. Biz dedik ki bu Mehmet Büyükekşi geldiği zaman Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığını yapamaz. Ben FIFA'nın başkanlığını yaparım. Serhat da UEFA'nın başkanlığını yaparız. Rahat rahat bunlardan sonra. Bunları gördükten sonra rahat rahat yaparız arkadaş. Ben şimdi diyorum ki siz bu kadar liyakatsız futboldan anlamayan, konuştuğunu bilmeyen, Karizması yok, duruşu yok, saygınlığı yok, hiçbir şey olmayan bir vasıfsız bir adamı torpille, torpille, onun bunun emriyle, iki tane üç tane milletvekilinin ricasıyla, sistemle, politikaydı, neyle getirirsen yukarıda Allah var. Allah hesabı bu dünyada soruyor aşağıya. Tamam. Bir. bir dakika bir dakika, abi, bir dakika, bir dakika, Gökberler, bir dakika, bir ya, dakika, bir dakika. bir dakika, bir dakika, bir, 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 tamam. bir dakika, 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 Yukarıda Allah var. O sana burada adaleti sağlar. Hiç kimseye geçemezsin, tamam mı? Sen bu spor bakanını, spor bakanı yaparsan hiçbir şey olmaz. Sen bu Mehmet Büyükekşi federasyon başkanı yaparsan hiçbir şey olmaz. Bu yönetim kurulundaki adamları var ya, hep buralarda dolaşıyorlar. Hepsi menfaatçi. Hepsi bu işin tekelinde. Kimisi, kimisi para kazanıyor. Kimisi ün kazanıyor. Kimisi şöhret kazanıyor. Kimisi ya Türkiye Futbol Federasyonu Kimisi güç kazanıyor. Kimisi siyasi güç kazanıyor. Bu ahlaksızları buraya sokarsan ülkenin futbolun içine edersin. Ettiler zaten. Edersin. Ettiler. La bırakın ülkeyi biz yönetelim. Bu futbolu biz yönetelim ya. Benim amcam, benim amcam milletvekili. Bana ne ya? Ben Sivaslıyım. Lan nereli olursan ol. Bana ne sen adam ol. İnsan ol işini iyi yap. Sen ha. çalış. Çalışan adamı. Hak eden adamı. Liyakat olan adamı. Kalsın biz... arkadaşlar kalsın sonra sileriz. Dur, bırakın. Bırak, şey abi, yapın. bırak. bırak abi bir dakika abi. Göreve getirmezsen bu ülke bu hale gelir. Ya futbolun içine ettiniz arkadaş. Bu adamlar ne işi var? Ya Mehmet Büyük Ekşi'nin ne işi var Türk futbolun başında? Osman neydi ha, baş? Abi bir dakika. Bir dakika abi. Bir dakika. Abi özür dilerim. Bitireyim şeyi. Şeyle Gençlik ve Spor tamam. Bakanlığı hiç ilgilendirmiyor. Tamam bir şey söyleyeyim. Ben şunu diyorum. Tamam. Ne işi var dediğin? O yüzden o zaman başta 20 kulüp başkanı. Tamam onlar da gelecek. Delegeleri. Geleceğim aynen. Ve alttaki abi, ikincilik, amatör delegelere hesap çim, sormamız lazım. Onlar da geleceğim. Bak Serhatçım. Bizim ülkede Hepsi var. Hepsi ya. Abi hep bak bir şey, şey diye ama abi bir şey söyleyeceğim. Bak bizim siz tamam, ülkede devam edelim, devam. Türk futbolu otoman sistemiyle yönetilmez. Tamam mı? Böyle olmaz. Emredersiniz. Bak telefonun biraz sonra tamam e, kapanacak zaten telefonunu sil. Heh. Abi böyle olmaz. Emredersiniz tabii. Evladım Hüseyin'i de şuraya atayalım. Ver peçeteyi ver. Mehmet'i de MHK'ye getirelim, doğru mu? Evet. Serhat'ı da o Gökmeni de yönetim kurulu üyesi çok iyi bir arkadaş. Bizdendir kendileri. Kendileri bizdendir. Ulan ben sizden değil miyim? Ben Türk vatandaşıyım. Doğru mu? Doğru. Benim hakkım değil mi abi? Ben onlardan iyiyim ya. Sen niye bana hakkımı vermiyorsun? Niye sen adalet dağıtmıyorsun? Doğru. Sizler eğer görevdeyseniz, bu ülke yönetiliyorsa, bu ülkedeki insanlara görevi vereceksiniz. Koskoca Türkiye, 100. yıl cumhuriyeti, doğru mu? En önemli. Bizler var ya buradan yürüyerek her yere gideriz. Doğru mu? Ölüm için gideriz, vatan Aynen. için gideriz, toprak için, bayrak için gideriz. Özür dilerim oturacağım şimdi. Oturdu Biz değil. bunlar için gideriz abi. Sen bu ülkeyi tutamazsın. Biz dünyanın en büyük ülkesiyiz. 2000 yıllık bizim 3000 yıllık hepsi hikaye dünyada. Bizim geçmişimiz var. Biz Türk'üz. Ama abi sen bize bunu yapmayacaksın. Sen bize haksızlık yapıyorsun. Ya bizim ne işimiz var Suudi Arabistan'da? Ey, ey federasyon başkanı sen orada mı doğdun? Bunlar gelmesin abi. Bunlar Suudi vatandaşı olsun. Bunlara pasaport verelim. Suudi Arabistan'da kalsın. Bak bunlar bence de bugün, abi. bunlar yarın hacı Gelmesin hacı abi. olsunlar abi. Gel tamam. Abi, abi bunlar, bak oradan bunlar he. bunlar hacı olsunlar Mekke'ye evet dolaşsınlar. Aynen tamam. abi. Bak bunları bu bunlar ülke, dönmesinler abi. Bak, ben bir şey söyleyeyim. Bunları bu ülkeye sokmayalım abi. Bunlar bu ülkede olmasın. Bunlar Suudi Arabistan'da olsun. Ya arkadaş Azeri kardeşlerimiz var. Almanya'da Fransa'da, Hollanda'da Türk kardeşlerimiz var. Doğru mu abi? Evet. Yapma ya. Ya bizim ne işimiz var oralarda abi? Atatürk'ümüzün stadı var burada. Ne güzel anlattı Dur. Serhat. <laughs> Git abi oraya şey var. Özür dilerim Serhat. Şey. Tamam. tamam şurayı sileyim ya. Dur. Abi tamam. tamam. Ya, bir şey demiyorum. Tamam kusura tamam. bakma yani. Yok üzerim yani reka oldu diyorum söylüyorum. Ya tansiyonum valla çıktı ya. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim ya. Ya abi evet. Abi tamam da. Ya Gökber abicim. Bilmiyorum. Göz göre göre rezalet işleniyor bu ülkede. Gör. Hayır, ben, benim halka yazık. Benim, benim halka, korkum şu. Halka yazık. Şimdi Suudi'li adamlar gelip iniyorsunuz, biniyorsunuz. stada gidiyorsunuz. Seyircisi de olsa bir ışıkları yaktırıyoruz bu maçı oynayacaksınız dediklerinde bizdikler ne yapacak ha? Ben bunu merak ediyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Göndermiyoruz kardeşim sizi. Abi Uçağınızı kaldırmıyor. Yapar abi, yapar. O zaman ülke al başına daha da büyük bir bela. Ya sen Mehmet Büyük Ekşi bir arkadaş. Abi bak ben an, bu uçak kalkarsa sen, uçağı da düşürürler. Ya ben sana. Allah göstermesin ya onlar ya. hiçbir şey yapamaz. Onlar hiçbir şey var. Bak onlar, onlar Türklerin ne olduğunu biliyor abi. Başyersen abi, biz yıllarca Ay aktılarca... onların topraklarını nasıl far, Fark etmez abi ya, milyonlarca Türk oraya gider. Abi şimdi sen futbol kendini iki yerine koy. Ya abi, tamam. Adamlar geliyor, Suudi'li. Tamam. Ee, her yere e, kapalı adamlar, kadınlar geliyor. Tamam. Uçak e, kalkmıyor, lütfen inin diyor. E tamam. Tamam mı? Uçağa kalkışana izin vermiyor diyor. Tamam. Bizim. Evet. E, i̇çişleri bakan veya dışişleri bakanımız izin vermiyor diyor. Uçaktan inin. Sen dedik ki hayır kardeşim ben ülkeme uçacağım. Uçamazsın. Uçuş uçamaz. izi vermiyorum diyor. Uçamazsın. Şimdi ne yapacaksın? Bütün eşyaları indirip paşa, e, paşa paşa otele döneceksin. Tabii öyle. Bak Ona başına uçağı, geleceklere bak. Uçamaz. Uçağı tehdit de edemezsin. Korkarsın A, bir de. Abi kal, bir dakika abi. Kaldırmaz Ben yani. gitmiyorum göndermiyorum diyecek, Gideceğim diyeceksin. Ama orası. Gör koştuğun zaman da ondan sonra selam. Orası tarafsız bir bölge. havalimanlarıdır. Uluslararası havali, buna havalimanları. Cesaret, abi buna cesaret edemez. Cesaret eder. Mecburen indiriyorum uçaktan. Abi. abi, buna her şeye hayır, Abi, buna cesaret edemezler. Yapmayın gözünüz nurunu yiyin. Buna cesaret edin. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Hayır uçaktan indirir. İndirir. <laughs> cesaret Dediğini yapar. Ertesi Olur. gün uçarsın. Seni tutamaz abi. Abi o zaman Uluslararası Birleşmiş Milletler devreye girer. Türkiye Cumhuriyeti baş, baş Cumhurbaşkanı devreye girer. Bakanlar girer. Bilmem neler girer. Şu yani, zaten sen, girmişlerdir e tamam, bu oynanmamasından dolayı zaten girmemişler midir abi? Abi bir şey sen san, Cumhurbaşkanı arkadaş, Suudi yetkililerle konuşmamış lan, şey mıdır? Sen Suudilere gitme. Ben sana başka bir şey, Abi gitmişler Bir dakika. Adamların kucağındasın tamam. şu anda. Haklısın. Ne yapabilirim ben? Şimdi kucağından bunları kurtaracağız. Ama biz niye oraya gittik Serhat'ım? Niye? Tamam. Onu, Hesap bu. Onu zaten sabaha kadar Heh, tartışacağız baba. Evet. O büyük skandalı. Değil mi? <laughs> yani burada haksız mıyız? Ali Koç ben şunu bekliyorum kardeşim. Ali Koç veya Fenerbahçe kulübünün yetkililerinin imzasını, Galatasaray kulübü yetkililerinin imzasını bu futbol federasyonunda bu maçın Riyad'da oynanmasıyla ilgili basına çıkıp böyle çatlak seslerle işte bize oynamak istemiyorduk da şöyle de böyle bula bula abuk subuk konuşmalarını lütfen hazırlayın. Metin Öztürk'ün Uğur ve Fenerbahçelilerin varsa konuşmalarını lütfen evet. verelim. Evet. Ama hiçbir iki kulüp başkanı da Ali Koç'ta Dursun Özbek'te biz bu maçı Riyad'da kesin oynamayacağız diye bir açıklama yapmadılar. Yapamadılar. Ama orada Çünkü yaptıkları teslim... şey doğru. Nerede? Orada yaptıkları şey için ben destekliyorum. Hangi? Sahaya çıkmadılar. Tamam. Haklarını verelim. A bak şimdi bak. bir oraya gidiş tamam. ve oraya kadar teslim olmaları... Ama orada, oradaki göç tam. Duruşlar var. Orada yiğidi öldür he. hakkını vereceğiz onlara. Tamam ha. Tamam. Hayır abi, hayır evet. yok öyle yok. Abi var. Abi, var, var abi. Sarmanlık yok. Hayır. Hayır var abi. Benim, ben sana bir şey söyleyeyim. Abi yok. gitti. Bilmiyorlar mıydı? Hatay Hatay var Bilmiyorlar, bilmiyorlar mıydı? Bir dakika dur. Abi tabii şimdi gittin oraya. Bilmiyorlar mıydı? Bak tamam. bilmiyorlar mıydı? Oraya gittik. Bilmiyorlardı ama, bence. Bilmiyorlardı abi. Bir şey gider mi abi oraya? Abi bir sebele gider mi? Abi bilmiyor. Atatürk'ün Dışarıda Hayır. çık olana izin vermeyeceğini nereden Bak, bilir bu abi ülkenin, Bu ülkenin, bu ülkenin, bütün her yerde büyük elçileri var. Dışişleri Bakanı var. İçişleri Bakanı var. Var oğlu var abi. Bunlar en ufak bir şey şeyde haberleri olur. Anlıyor musun? Abicim. Haberleri olur. Yahut da bunların hiçbir işini Federasyon oraya adam abi. gönderdi. Federasyon parayı aldı mı canlıyı? Aldı. Oraya adam gönderdi mi? Gönderdi. Oranın şartları belirlendi. Abi oynamadan vermezler. Hayır, bırak, hayır, yok, hayır, ya. oranın şartları belirlendi Gökmen abi. Şimdi ben her iki kulüp başkanını da buradan tebrik etmek zorundayım bu konuda yapılan açıklamayla ilgili onu konuşacağız sonra. Orada da onları eleştiriyorum. Ama sana bir söyleyeceğim. Ali Koç'un minik bir açıklaması var otobüse binerken o da. Ne diyor? Bir dakika ben şimdi şey yapayım hemen sesi açayım buradan. Aç abi. Vallahi billahi şu hale bak ne hale geldi. Yazılı açıklama yapıldı dönüyoruz kıpkırmızı bir yüzde. Ali Koç otobüse giderken işte yaklaşık bir saat önceki görüntü. Ama sinirden titrerken ki e, bir görüntüsü var. Evet. Şu da benim önümde çok net daha var. Abi Ali Koç'a helal evet. olsun ya. Helal olsun valla. Valla Ali Koç'a Dursun e de helal olsun. Ali Koç'a da. Bu takımı sahaya çıkarmadılar abi. Helal olsun. Şu anda. Bu takımı sahaya çıkarmadılar. Şimdilik. Abi helal olsun. Bak öyle deme Serhat. Ben her iki kulübü de kutluyorum buradan. Tebrik ediyorum. Ya şunu Büyük şuraya iş yapmayın ya. Gökmen abi. Suudi Arabistan'da. Bak yanlış anlamayın büyük iş yaptı Galatasaray ve Fenerbahçe. Suudi Arabistan'da bu ortamda dediğin gibi senin baskı ortamında ben çıkmıyorum dedi. Ben Atatürk'ü seviyorum dedi. Ben ülkemi, ben cumhuriyetimi seviyorum dediler. Sen bu kadar Atatürk'ü Cumhuriyet'i seviyorsan seviyor. Sen orada orada Atatürk'e ve Cumhuriyet'e yapılan baskının evet. anladın mı? Baskının evet. sevgisizliğin evet. Oraya gitmeden önce bilmen gerekiyor. Bilmen gerekiyor. Abi ben bunları de, de, bak, konuşur öyle. musunuz benimle? Öyle yok. Öyle Burada, yok. bak bu öyle ucuz bak, kahramanlık yok. Yemem ben. Gidene kadar. Ben bak, yemem abi. Bir şey abi. Gidene kadar haklısın. Gidene kadar haklısın. ben hayır demiyorum ki abi. Gidene kadar Serhat Hanlısı haklısınız. Ama orada yapılan işler sahaya çıkmamak helal olsun. Bak helal olsun diyorum. Çünkü niye? Abi 300 kişi maça gelmiş. 500 kişi ayıp ayıp. Bak 20-25 bin kişi. Bunlar Türkiye Futbol Federasyonu bilmiyor mu? Türkiye Futbol Federasyonu kaç bilet sattığını biliyor mu bilmiyor mu? Şöyle beni takip et He? kamerada. Heh, şunları bir sorayım. Serhat. Söyle. Sence biliyor mu bilmiyor mu Türkiye Futbol Federasyonu kaç bilet sattığını? Abi Türkiye Futbol Federasyonu. Bilmiyor mu? Başkanına şu anda adını sor. Bak, ya adını, bırak abi ya. Senin adın ne de? Bırak abi Mehmet ya. Mehmet Büyükekşi diyebilirse şerefsizim. Abi bırak adını ya. Adını söyleyemez Abi buna. hala istifa etmiyor ya. Ne? Ya ben utanırım ya. Bir dakika Şu anda hayır. Gelmesin zaten. Hayır. Zaten gelmesin. Yüce Divan'da mı yargılanır? En ağır ceza mahkemelerinde yani mi yargılanır? Nerede alacak Serhat Ben istifa ya? beni kesmez. Hayır. Ay nerede alacak cezayı? Nerede? Kim verecek ona cezayı? Hayır bir dakika. Bir dakika bir dakika. Türkiye Allah bu işten dolayı sakın Mehmet Büyükekşi ve ekibi istifa etmeyi falan kalkmasın. Abi edecekler. Hayır. İstifa etmeyecekler. E ne yapacak? Buraya gelecekler. E tabii gelecekler. En ağır şekilde cez bunlar... Cezalarını çekecekler. E hangisi çekti ya? Ankara Ankara'nın başka Cezası çekti mi ya? Böyle bir rezalet, böyle bir skandal şey. tarih bak. Hakem dövüldü. Onlara, Amatör kim öyle Süper Süperliklerle dövüldü, bah. dövüldü daha önce. Takım sağdan ilk defa çekilmedi daha önce çekildi. Bunların hepsi bir derece sineye çekilebilir. Ama sen Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe takımını orada uçağın içinde beklet, alıkoydur. Şu anda Abi. tehditlerle veya sizi burada tamam. Suudi tamam. kanunları geçerlidir, Şeriat kanunları geçerli deyip Orada futbolcular buz kesip uçağın içinde şu anda titrer pozisyonunda evet. bekliyorlarsa. Herhalde, herhalde abi. Bekliyorlarsa herhalde, herhalde. Ve burada gün boyu bu kriz saatlerdir. 6-7 saattir çözülemediyse bunun faturası istifa olmaz. İstifa olmaz. Ne olacak? Hayır. Ne onlar olacak, burada en ağır şekilde yargılanacaklar. Abi neyle yargılayacaksın adamı? Yargılayamazsın. Neyi? bulacaksın. Bunun mutlaka ya, bir suçu vardır. Ya sen doğru bak bir şey de. Bunu araştıracağız. Ben Durur. şimdi yani bir anda ezbere tamam. bunu söylemem. Tamam. Bunun yargılasın o zaman. Yani Türkiye'yi küçük düşürme, Türkiye'yi yabancı bir ülkede ezdirme, Türkiye'yi Türk şey halkını yani Türk insanını giden kafileyle beraber sporcusunun can evet. güvenini tehlikeye atma. Bunun Kalın ceza var. kanundaki yerini bulacaksın. Varsa bulursun. Buna imza atan Ali Koç, musun? Dursun Özbek ve Mehmet Büyükekşi ise bunların yargılanması gerekiyor. Sen buna inanıyor musun ya? Sana ya benim, konuşalım. benim inanıp inanmamam önemli değil. Abi olmaz bu yapmazlar. Hayır burada yapmazlar. bu insanlar en ağır cezayı alacaklar. almazlar abi. Beni gel Ankara Gücü Hayır, Başkanı Hayır, Şey yok. içeri 4 gün sonra çıktı abi. Neyle ceza alıyor Ne ya? istifası? <laughs> Sakın istifa etmeyi kalkmayın. E istifa edemezler. Abi bunlar en büyük, büyük cezayı halk verir. Her zaman halklar. haklar herkesin önündedir halk ve taraftar. Bak bu uçak kalktığında bitti. bu iki uçak kalkarsa Allah izin verip kalkacak bu abi. uçak bugün kalkarsa kalkacak abi. Kalkacak abi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ha, Fenerbahçe Kulübü bitti abi kalkacak abi. Salonda bekliyoruz 0-0-10 demiş Fenerbahçe. Tabii abi Kullar. abi. Kalkacak bu uçak, abi. Kalkacak. 4 saat 15 dakika sonra Türkiye'ye geldiğinde. Abi kalkacak. Belki orada 10 binler karşılayacak bu adamları. Ya o ayrı bir konu. O karşılayacak. şimdi sahaya çıkmadıkları için. Peki şey inecek? Ve uçağa binip geldikleri için tamam. takdir edeceğiz. Baş tacı yapacağız. Mehmet Büyük Ama nereye inecek? oraya gittikleri... He? Ve bunun altına imza attıkları için de ayrıca bunu sorgulayacağız. O konuşuruz. Ha. Mehmet Büyükekşi nereye inecek Türkiye'de? Hangi, hangi havalimanı yine? Bilmiyorum. Bence Mehmet Büyükekşi hiç buraya gelmesin. Oradan Mekke, Medine devam etsin. Takılsın oralarda biraz oralarda yaşasın. Bir Valla bile. Abi, bizim takkiden, ya abi bu maçı da abi, plan, sakın bir daha oynatmaktan kalkmasınlar. Bu işin artık giyecek, çivisi çıktı. Sana şeyim, derbi ya derbi maçı ne gün oynadı arkadaş ne gün? cumart pazar günü. Pazar günü. Ya aradan dört gün sonra oradaki infial var. Kavga, dövüş var. Büyük maç. Bunlar tekrar oraya götürülür mü? Ya var ya senin yaptığını çocuk yapmaz ya. Ya bu ülkenin futbolunu bu adam yönetti ya. Ya çocuk yapar mı bunu? Arkadaş biz seninle 4 gün önce husum ettik, doğru mu? Bak. Ya 4 gün sonra bir daha olur mu Gökmen abi bir derbi daha ya? Ya hiç düşünemiyorlar ya. Bunlarda akıl yok, mantık yok. Bilinçsiz insanlar ya. Ya iş olsun diye geliyor ya. Ta geçen ya konumunu seneki, kullanıyor ya. Ya geçen seneki kupa abi. Ya rezalet. Ya vallahi bak öbür federasyon başkanlarına özür dileyeceğim Nihat abilerden. Ya Yıldırım Demirören bile neler yaptı Türk futbolu ondan bile neredeyse özür dileyeceğiz hale geldik ya. Bu ya ne bunlar abi? ya? Bu He? ne? Aa bu a bu a. Oku bakayım. A a A. a. bunlar bak şerefin üzerine diyorum. Bunlar bunu bile o ya. yazamazlar ve okuyamazlar abi. <laughs> ya bu federasyonu yönetenler vallahi bunu ayıp. yazamazlar okuyamazlar vallahi abi. Vallahi ip ya. Bunlar gerçekten ya bak vallahi, güzel konulara giriyorsun diyorsun evet ki. Evet abi ben söylüyorum sana 4 gün içinde 2 tane derbiyi niye oynatıyorsun? Nasıl ya? bir planlama? Ya nasıl Senin ya? elinde füksür yok mu? Bak abi kardeşim abi, Bak, Bakarsın. yaz abi derbi ne gün oynadı Tarihini yazar mısın? Rica ediyorum sana ya. Tarihini yazar mısın? Bugün ayın 29 değil mi? 29'u bugün. 24, ne 24, gün 29. Abi Yok, bakın. 24. 24'ünde. Abi 24'ünde. 24, 29. Abi bir şey söyleyeceğim sana. Bu kadar kafa kafeye giden iki tane grubu, takımı alıyorsun. 24'ünde oynuyorsun. Abi aradan 5 gün sonra adamları dört saat uçakla. La sen var ya, sen var ya Mehmet Büyükelçi. Peki. Ekşi. Sen var ya, neyse şimdi buradan bütü kapatıyor mu bizi bir şey deyince? Hayır, bak. Deme deme. Küfür değil, yok. He? Küfür etmeyeceğim. Ben etmem küfür. Yine ben etmem. Şunu düşünmemiz. Vallahi şunu da konuşalım arkadaşlar. Tamam. Lütfen. Ortak akıl burada çok önemli. Şimdi Ali Koç ve Dursun Özbek çıkmayarak taraftarın gözünde şu anda bir ilah oldular. Eyvallah. Neden? Tavır sergilediler. Biz Yaptılar Atatürk abi. E, Atatürk'ün posterleri, yazıları, evet. formaları yoksa biz yokuz, yokuz dediler. Tamam. Ama büyük laf. E, bunu tamam. ayıralım. Tamam. Bu büyük bir tamam. üstün madalya üstün e, hizmet ödülü gerektirecek bir olay. Duruş Hayır değil abi. Evet. Bir abi dakika. duruş Neden değil? Yapma Neden, değil. Neden, değil? Neden, Neden, Neden değil? değil? Neden değil? Bilmiyorlar mıydı? Tamam. Ya Allah, Allah Şimdi oraya gelelim. Bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Bilmiyorlar abi. 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 Atatürk. Ya bilseler niye gelmiyor oraya? Şurada... Ya, Niye gitsinler? Allah seversen ben iki kere gittim ya Suudi Arabistan'a kurban de gittik, olayım ya. Biz de gittik abi. Kurban evet, olayım. Ben de biz gittim abi. Orada Atatürk'ü Atatürk'üm Atatürk ne olduğunu biliyorlar. Şimdi ya. abi sana bir şey söyleyeyim. Tamam sen tüksün ya. diye sana kötü bir muamele Aa, mi hiç, yaptar? Bana, ben gittim hiçbir şey yapmadım. Burada gelenlerden hiç kimseden vize istemediler. Herkes abi. elli kolunu sallayarak Riyad'a gitti bugün. Bizde de bana da bir şey yapmadılar. Abi, biz onu çıkarmadılar yani. Babacım orada pasaportta falan değil içeride gezerken milli takımla gittim iki kere. Ya abi bir şey. Tamam tamam. Şu anda da ben harcına, bugün, bugün gidenlere olacakken. söylüyorum herhangi bir zorlukta karşılaşmadıklarını Arkadaşlarım ya bana Ya varsa da teknik olmuştur. O da ya yok. Olmaz. bir şey yok. Ya. Şimdi evet. Gökmen abi. Şimdi oldu. neden Heh. gittikleri, neden bu Riyad olayına imza attıkları bir dur. Büyük para borçları Çok var. Çok güzel bir konuya geldim. Bir dakika evet. devam edeceksin Bir büyük para borçları var diyorsun değil mi? Sen söyle ben sana cevap vereceğim. Şey. Büyük para borçları var. Bir büyük borçları var abi. ve federasyon dedi ki Babacığım. bunu büyük bir resim olarak görün bu tamam. büyük paket evet. buradan 100 milyon euro para gelecek. Hava gelir. Öyle dedi. Öyle kandırdı. Kan, öyle yalan kandırdım. yalancılar yalan söylüyor yalancılar. 5 sene, İnanma. Kan 5 sene, abi abi 4 bu, milyon euro bu turnuvayı bu turnuvayı 5 sene devam ettirdiğini sürece. Tamam. Anladın mı? 5 sene 100 içinde milyon. 100 milyon euro. Ya Gökmen abi bir transfer gibi. yapıyorsun. Icardi'yi kaç aldı bu kulüp? 6.5 Cengizli senle geçen hesapladık. 16-17 milyon euroya aldı Fenerbahçe. Fenerbahçe 2 milyon euroya mı kaldı? Bugün Atatürk Stadı'nda seninle konuşmadık mı içeride seninle? Atatürk Stadı'na gitsen, formayı satsan, yeri yapsan zaten 2 milyon, 7, 3 milyon euro para kazanırsın. Yanlış mı abi? Abi. Rezalet futbol ya. Futbol Federasyonu'nda. Rezalet ya. Allah'a rezalet. Şimdi Futbol Federasyonu Hı. şunu yapabilir mi? Yazıklar Empati. olsun. Ben büyük ekşiyim. Allah göstereyim. Pardon sözümü geri aldım. Ama ben ya, büyük ya, ekşiydim. bırak olma ya. Futbol Federasyonu şu anda Suudi'de Suudi Arabistan'la Riyad'da otelde toplanmış olan futbol federasyonu evet. bu iki kulüp de sahaya çıkmadı. Tamam. Kupayı vermiyorum. Bunların da ligdeki üçer puanlarını siliyorum. Evet. Ee, en ağır cezaları alacaklar. 5 maç 10 maç seyirci soylama cezaları veriyorum diyebilecek bir cesaret gösterenler. nerede o baba it ya? Ne o baba it olsa zaten Çünkü federasyon. neden? İki nerede... tarafta şartlar hazır. E tamam. Yayıncı kuruluş hazır. Reklam var. Abi. Yayıncı kuruluş hazırlığını yapmış. Böyle bir giden ciddi. seyirciler var. Paralı veya avanta giden seyirciler var. Sen ciddi. Bu arada federasyonda e, 200 bin dolara 200 kişiyi götürmüş. Kim bunlar? Onlar, o da boş Onlar hep belli. O listeler ha. var. Ha. Uçaklar... Bir avantacı grup var. Tabi. Tatile götürüyorlar. Tabii, Çoğu tabii. da hacı olmaya gidiyor. So. Maç ayağıyla. Hepsi gezmeye Hazır gidiyor. Hazır gitmişken tabii. bedava. Oh, oh. bir hacı olalım diyorlar. Çiftlik. Ha. oradan işte Mekke'ye geç. Neyse şunu demek istiyorum. Büyük paralar harcanmış. Tamam. E şimdi bu iki kulüp diyor ki biz tavır sergiliyor, biz maça çıkmıyoruz. Atatürk yoksa biz yokuz diyorlar. Doğru söylüyorlar. Şimdi feda sonra diyebilir mi? Ne diyecek abi? Siz bizim yurt dışında organize ettiğimiz ve imza attığınız olan bir organizasyona çıkmayarak ikiniz de hükmen mağlup ilan ediyorum. Ee, kupayı ilk ikincisi işte Beşiktaş Beşiktaş'a <laughs> Ben de şu an saçmalıyorum çünkü farkındayım. Sen ne yapmıştın? Bir şeyler bulmaya <laughs> çalıştın. Neden bunu buluyorsun? Çünkü Çok güzel bunlar, bir şey söyleyeceğim ama Çünkü bunlar ama o kadar canlı o kadar cahil Arada ve Arada haber verin de söyleyeyim. Ha bunlar o kadar çünkü cahil ve <laughs> embesiler ki yani her bunu, şey yapabilirler. Bunu demek bunları 3'er şey. puan silip Beşer maçta Ankara yaptığımız gibi seyirci atma cezası veriyoruz derler mi diye. Nasıl derler Şeytanın bunu? Şeytanın avukatlığını Ya yapıyorum. nasıl böyle avukatlık olur? Bunlar böyle bir şey diyebilir mi? Bunlar zaten orada kalamaz ki artık. Bunlar bitti artık. Bunlar otelde şimdi güzel çorbalarını içerler. Ne çorbasın? Son veda mektuplarını ben yaparlar. Abi. Tamam mı? Artık çorba Ben diyorum değil. Bak, bak. ben satıyorum Türk Hava Yolları ben. Bak vallahi bile ben eğer İçişleri Bakanı olayım ya da kim Adalet Bakanı ya da kim bakıyor uçaklara? Ulaştırma Bakanı Bunlar Bunları Türk Hava Yolları'na bindirmem. İç işleri bakın ben bunları var ya gümrükten sokmam. Bakayım. Sen diyeceğim git Suudi Arabistan'da pasaport çıkart. Git Suudi vatandaşı. Ben develere binlerim, vallahi gönderirim oradan ya. Ya abi fark etmiyor. Develere bindirsin. Abi böyle bir şey olur mu? Abi ya. bak bu ne biliyor musun? Bak. Bizler çağ Bizler modern ya kızacağımıza insanlar. Ya köçüğe güleriz. Ya ben, ben, abi, ben abi ben abi ben oralara girmiyorum Gökmen abi. Ülkenin ben başka bir şeye bakıyorum. Bak ya, bizim Allah yarabbim. Ya. Bizi yönetme, yönetemeyecek insanlar bizleri bizim başımızda olmamalı. Bak sorun bu Gökmen abi. Bizi yönetemez bunlar. Güçleri yok, bilgileri yok, becerileri yok. Doğru Gökmen Futbol başka bir dünya. Kaç yıl oynadın abi? Serhat kaç yıl burada dünyanın içine girdi çıktı. Ben öyle abi yani. Allah seversen hala bizim bir sürü eksiğimiz vardır. Doğru mu? Doğru. Kaç yaşına geldin diyorsundur ki ya şurada da bir eksiğim var. Abi bu adamlar kim ya? Ya bu adamlar kim? Kim Türk futbolu yönetecek? Bana anlatsınlar ya. Rezil bu adamı ne? Ya bu yönetim kurumundaki adamlar. Ya adamlar var 2-3 yönetime girmişler. Hala futbol federasyonunda. Herkes orada başka işler çeviriyor abi. Ben böyle bir dünya görmedim yani. Ya ve politika. Politika'ya girmek istemiyorum ama tam bir rezalet yani. Aynen. Abi siz futbolu bırakın. Politikanızı güzel yapın. Politikanızı taraftar olarak yapın. Doğru mu? Gel sen Fenerbahçe'ye tutsan gel Fenerbahçe maçını güzelce şeref tribünde otur seyret. Tebrik et iki başkanı çık git. Sen müdahil olma abi futbola. Hiç kimse olmaz Ben bu işte bir e, başka bir oyun var bu işin içinde. Nasıl Bu böyle bir anda e, ne mutlu Türk'üm diyene yurtta sürü cihanda sürü olayı bu bugün patlayan öğlen patlayan bir olayın e, sözleşmede yazıp yazmadığı konusu veya işte bu bilgilendirmenin yapıp yapılmadığı Suudi yetkililerin neden böyle bir tavır içinde olup bunlarla çıkamazsınız Ali Koç'un ve Dursun Özbey'in e, ağız birliği yaparcasına yani sen çıkmıyorsan biz de çıkmıyoruz sen çıkmıyorsan tekrar biz de çıkmıyoruz diye konuşmaları. Bana hepsi bir e, altında bunun çok farklı şey, ya çok bu farklı şeyler şey çıkacak bunun altında. Yani ben bu işin bir spontane bir anda böyle ya biz işte ne mutlu Türkiye'nin çıkalım işte o yurtta sürdü, cihanda sürdü diye çıkalım deyip böyle bir anda başladığını bugün o öğlen saatlerinde ortaya çıktığını düşünmek düşünmek dahi istemiyorum. Ya Burada be, şu... farklı bir Provokasyon mu var acaba? Ya o zaman bir örgüt örgüt mü var? Başka ya ben sana büyük bir, bir devlet şey mi var? Kimin suudi arabistan suudi yani arabistan Sen takımını milyonlar yani, milyonlarca yıldızını oraya götürüp bu kepazeliğe imza atmak ister misin? Şu anda ne zaman döneceğin belli değil. Futbolcun yoruldu. Yani burada başka bir çocuklar da yoruldu. Provokasyon yoruldun. var bu işin altında. Tamam ne olabilir? Ya bir ülkenin bize provokasyonu var senin anlattığın gibi ise diyelim ki Amerikanın. Atıyorum örnek aklıma geldi. Ben Ya da mı bizim mi? içeride bir Ya da bizim içeride bize içi, içeride birbirimize düşürmeye mi çalışıyorlar? Ya da ben, e, oldu anlayamadım işte. Yani. Olmadı mı Fenerbahçe otobüsü niye kurşunlandı? Birbirimize düşürelim diye. Fenerbahçe'de o zamanlar Kadıköy'de niye olaylar oldu? Birbirimize düşürelim diye. Ha sen bunu böyle yaklaşırsan o zaman bir provokatif bir örgüt, doğru mu? Bunu mu yaptı diyorsun sen? Yani, yani? Sizin yapabilir mi? bunları çok böyle masumane bir daha böyle ortaya çıktı. Galatasaray zaten böyle bir şeyle çıkmaya karar vermişti. Fener'de böyle bir şey çıkmaya karar vermişti. Tfv dedi ki hayır. Suudi yetkililer buna izin vermiyor. Siz bunları e, yapmayın, etmeyin deyip böyle bir kavga mı oldu? Sana bir şey soracağım. İki tane kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na biz bu formalarda çıkacağız doğru mu? İki, orası çünkü federasyonlu stat. Türkiye Futbol Federasyonu stat. Sen onu aldın ya. Ama herkes misafir orada. Hayır, ama, Oranın şimdi hayır. ev sahibi Riyad. Suudiler. Tamam sen kurallarını Suudilerle görüşüyorsun. Ben dedim ki Gökmen abi dedi ki ben dedi bu formayla çıkacağım değil mi Atatürk? Sen dedin ki ben bayrakla çıkacağım. Ben dedim ki bu. Bunlar federasyona iletilmiyor mu yani? O zaman federasyon içinde başka bir nifak var. Ağabeyciğim bakkal yani defteri abi, değil. Karşılıklı neyden, anlaşma. Bakkal defteri değil. değil mı? Mı? Orada ne yapılır ne yapılmaz. Nereye gidilir önce. nereye gidilmez. Onların hepsi böyle liste halinde yazılır çizilir. Abi. Anladın mı? Orada bizim büyük elçilerimiz var. Burada dışişleri dış bakanı, var. Ama kulüplerin de var. bu ya, 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 Biz 2023'te yani. değil miyiz? Son iki gününde. Tamam, tamam. Şimdi kulüplerin de Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle bu pankart ve bu formalarla çıkması kadar daha doğal bir şey olamaz. Abi değil mi? olmaz mı ya? Biz ha, vatanımız bu. Ölürüz ya. Ha, bu mesela, Tabii olur ya. Cumhuriyetin e, 101. yılı o yani olsaydı ne belki hiç böyle Atatürk'te formasıyla çıkmak, ısınmak Serhat. gibi belki bir şey akıllarına bile gelmeyecek. Serhat ya bir şey sana söyleyeceğim. Ha. Sen demin ne güzel anlattın. Sadece İstiklal bizim Marşı ne işimiz saygı... Abim, bizim ne işimiz var Suudi Arabistan'da? Bizim normalde Azerbaycan'daki kardeşlerimize gidelim. Ama burada sadece mi? o zaman sadece senin abi... TFF'ye <laughs> fatura çıkarmanı da doğru bulmuyorum. Yüzde bir milyon ya. Hayır sen şimdi ne yüzde işimiz var? Milyon. Riyad'da dediğin olayda Yüzde burada bir milyon. benim için TFF neyse Fenerbahçe ve Galatasaray'da o derece suçludur. aslında. adam. ben bir, şey, bir dakika. Sen şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray'ı suçlayabilirsin buradaki pozisyon alımında. Evet. Burada diyorsun. Oğlan oradan tamam. mı? Tamam. Ben seninle şunu diyebilirdi. Biz gitmiyoruz değil mi? Bu hakları var mı? Bence. Var tabii. He? En kötü ne olacak? Ya bunlar. Tupayı Fener'e verin ya Galatasaray'a verin. Sana kurban olayım. Bunlar federasyon başkanını görevden alamayan adamlar ya. Kulüpler Birliği, Federasyon Başkanı görevden alamayan adamlar. Hepsi birbirine Las... iyi Aynen ya. abi sen hep ne anlatırsın? Çayda çıra dersin yıllarca. Aynen. Sana bir şey söyleyeceğim. Bunlar daha Federasyon Başkanı istifa ettiremediler. Bunlar daha üçte bir oyla Federasyon Başkanı'nı görevden ama Bunların hepsi var ya. Bak bunların hiçbiri futbolu bilmiyor. Baksana abi. Bilmiyor abi. Oradaki yaşayan Bilmiyor abi. Ee, İççilerimizin. Abi yazık günah e, gurbetteki bak ya. Gurbetteki vatandaşlarımızın buna bak kişi. abi. 500 kişi 500. Heh. Şu vatandaşlar maça gelmişler Bak Biz, abi. ya. Bu soğukta. Yazık günah abi ya. Yazık ee... ya bak ya şuraya bak. Fenerbahçe şeyi mi bak orada anlatıyor. Çocukları şeye sokmuyorlar maça ya. Neydi o bir şeyden dolayı yazı varmış. Burada bir yazı var. Çocukları stada almıyorlar ya. Atatürk'le ilgili yazı var. Stada sokmuyor ya. Ya 100. yılda ya sen bu kadar mı aptal bir ülkeyiz biz ya. Kurban olayım ya. Aptal biz değiliz aptal abi, değiliz. Biz değiliz. Hayır. Biz aptal bizi değiliz. Değiliz abi. Biz dünyanın en zeki ülkesiyiz. Allah senin bahsettiğin bir video varmış. Onu girelim peki. Tamam girelim abi. Suriyeliler mi akıllı? Bak, bak bak şimdi bak abi. abi. Evet, söyle dinliyorum. Bizi, formada Atatürk var diye bizi burada dışarı çıkardılar. Statı işte almadılar. Buyurun. Ve TFF'nin kararı. TFF'nin kararı olduğunu söylediler bizzat. Bak. Bizzat TFF'nin kararı olduğunu. Söylediler. Bak. Ha. Evet. bir daha ver, bir daha verelim. Susayım ben. Atatürk var diye bizi burada dışarı çıkardılar, sıra almadılar. TFF'nin kararı, TFF'nin kararı olduğunu söylediler. Bak Beşiktaşlı'ya ne diyor? TFF'nin kararı Bak abi şuraya, bak Atatürk'e Bir dakika, şimdi zaten Suudi Bak ve Suudi Güvenlik... Sokmamış. Bir dakika, bu resimdekinin... Evet. Atatürk olduğunu zaten ya böyle bir şey idrak edeceğini düşünmüyorum. Abi. Kalkıp da Suudilere bu resimdeki tişörtte gelen Atatürk'ün işte resimde çeşitli yerlerde çekilmiş olan fotoğraflarını gösterip abi. broşür dağıtıp ondan sonra bak bu bu tişörtte gelen bu pankartta gelen bu kaşkolla gelenleri almayın mı diyecek abi? Diyebilir abi. Nereden biliyorsun? Belki demiştir. Bunları niye almasın çocuğu o zaman? Demek abi, ki kapıya Allah böyle söylen, bir liste verdiler. Allah'ını buna inanıyor musun? Şimdi ben inanmıyorum abi. Suudi polis ben olarak ben bunlara... sen maça gelmişsin. Bir dakika bakıyorum üzerinde ne tamam, var? Tamam. Seni ararım en kötü. Bak şimdi sensizim. Sivri ve kesici madde varsa şimdi ondan almam seni. PKK terör örgütünün lideri Söylemeyeceğim ismini. Evet, birisi, evet. birisi isim kullanmam. Boş ver. Üç, kaç tane evladımız öldü dağlarda. Şimdi onun pankartıyla sen stada gidebilir misin resmiyle Türkiye'de? Ama o Türkiye'nin meselesi. Bak, diyorum ama. Demek ki işte. Tabii ki gidemem. Ha. Demek ki. Tabii su, ki biliniyice derler. Tamam. Demek ki Suudi Arabistan'da bunu biliyor Atatürk'ün diyor şeyle almayacaksın diyor. Onlar bunu demek ki politik bir şey olarak görüyor. Onun mesajını veriyorum. Sen yani, Gitmeden ya, benim devletim. Ben Abi, Benim devletin şurada gitmeden, bir silüeti var. Allah'ın sözü. Gitmeden, gitmeden bu, Suudi polis nasıl dikkat edecek ya? Hepsini, hepsini ne, nasıl abi. Almıyorum. Neden gittiler? Ben ona şaşıyorum. Ya bu federasyon bu hep, götürdü ya. Hep, hepsi bilinen şeyler bunlar. Ben sana bir şey daha Anladın diyeceğim. Mı? Bak bu federasyon başkanının yönetim kurulundaki herkesin ve dışarıda 3-5 tane isim var. Herkesin de hesapları bir araştırılsın bakalım. Bu kimin hesabı bir arkadaşlar? Söyleyin biz ona göre ha. girelim. Serdar Aziz. Evet. E, paylaşımları verelim. Demin ayağın Ak, Akman'ın vardı. Alanya Spor'un paylaşımı Bütün kulüpler Volkan Demireli gördüm. Beşiktaş'ın paylaşımı fevkalade. Tam onu da verelim. Abi, bir de çok fevkalade paylaşım yaptı. Bu onu kimin, verelim. <laughs> e, Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı. Beşiktaş'ın e, paylaşımını da verelim. Bizim gelin evet. bizim stadımızı oynayın diye. Bizim Şimdi önemli ağır. olan öncelik olan orada oyuncuları, teknik kadroyu ve giden Türk halkını sağ salim ülkemize getirtmek. Şimdi uçağa bindiler mi? Sen haber alıyor musun? Yok şu anda. Şu anda var mı? Ya yani senin orada geliyor mu abi? Salonda Sen... bekliyor. Daha 50 dakika sonra sözüm ona kalkacak. Uçak. Evet. Abi kalkar. Büyük olay olur bak dünyada. Türkiye'de dünyada olay olur. Suudi Arabistan bunu yapamaz. Suudi Arabistan bunu yapmaya gücü yetmez. Ben sana söyleyeyim abi. Abi Türkiye var ya bugün Amerika'ya gider yapmış ya. Rusya'ya gerekli posta koyuyorsun. Dünyanın her ülkesine Suudi Arabistan'a mı gitmeyecek? Gider yapmayacak. Yanlış mı abi? Türkiye her yere yapıyor. Bizim menfaatlerimizde eğer bir sıkıntı varsa karşı geliyoruz. Ya Suudi Arabistan benim futbolcumu, benim uçağımı kaldırmayabilir mi? Ya ne hakla yani ya? Ha gerçi insan hakları diyorsun, işte Birleşmiş Milletler diyorsun. Görüyorsun onları da. hiçbir şey yaptıkları yok gerçekten. Peki 80 evet, 5 milyon yaşın paylaşımı 80 ben yakın milyon yaparsanız göreceğim. Dünyoso olan bir ülkenin bak. Orada geldi misafir olarak davet etmişler öyle mi? Maç oynanacak. Oraya gittiği zaman bekledikleri belli şeyler var. Resimler, Atatürk, Osmos falan. Hayır oynatmıyoruz kardeşim diyecekler, geri gönderecekler. Öyle mi? Nasıl bekliyor? Ondan nasıl? Onlar oynatmıyoruz demedi ki. Bizimkiler oynamıyoruz dediler. Onlar oynatmıyoruz demedi, bizi Hadi bizim... çekildi. Ya tamam da Fekmen bunlar abi. bunlarla katılamazsınız. Bunlarla bir daha dakika çıkamazsınız. Şunu bir, bir dakika. Kapımız açık. Bak. 5 yaş kulübünün resmi sosyal medya hesabındaki paylaşım. Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak olan oynanacak Süper Kupa finalini uygun bir tarihte atamızın ...semtinde dünyanın en güzel stadında e, oynamak üzere Atatürk sevdalarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz. Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak olan Süper Kupa finalini uygun bir tarihte... ...atamızın semtinde dünyanın en güzel stadında oynamak üzere... Atatürk sevdalarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz dedi. Bu güzel paylaşım yaptı. Beş Sana bir oldu. şey söyleyeceğim. Şu resmi Allah aşkına Savaş bir, iki, bir dakika tut ekranda. Şu güzelliğe bak. Bak şu Bosfor denizin güzelliğine bak. 1938 yılında Atatürk'ümüz Dolmabahçe'de öldü değil mi? Rahmetli oldu. Yanı karşısı. Şu kulüp stadı, yani yanlış anlama burada ayrımcılık yapmıyorum. Gökmen abi Serhat. Beşiktaş Sena Galatasaray yok bu akşam. Türkiye var doğru mu? Türkiye'yi konuşuyoruz. Sen ey bir, Mehmet Büyükekşi ya. Şunu bile akıl edemiyorsun. Ya şunu bile akıl edemiyorsun ya. Burada oynasınlar diyor işte. Bak gel oynatsana burada. Doğru söylüyor. Dolmabahçe Sarayı karşısında 100. yıl. Ya bunlar var ya bunlar bunlar bu futbolu filan bitirmeye gelmişler. Vallahi billahi. Bunlar ben bazen Serhat'la düşünmüyor değilim. Şeytan işi şey dedi ya şeytan avukatı. Zavallı bunlar bunlar arkalarında ya. başka güçler bunlar var bunlar abi. Zavallı. Abi bunlar var ya yönetiliyor abi. Güçler de. Abi bunların bunlar zavallı. kapasitesi zavallı. bak bunların zavallı. kapasitesi var ya. Türk futbolunu yönetmeye yetmez. Bunlar mahallede muhtar olamaz. Muhtar. Mahalle muhtarı bunlardan daha iyi. Muhtara hakaret etme oğlum ya. Ya o anlamda demiyorum Kullanım abi. Demiyorum. Abi o anlamda. Kötü <laughs> anlamda bunu kullanmıyorum. Muhtarları ben seviyorum. Muhtarlara bir şey demiyorum. Onlar var gücüyle o mahallenin iyi olması çalışıyor. Bunlar var gücüyle... Yaşamayı oğlum. hak etmiyorlardı Bak, oğlum. Bitti abi. Yaşamayı ya, hak etmiyorlar. Ya ben onu dedim. Başlayalım. Yaşamada konuşmam da. Yani bunlar bunu yapmıyor abi ya. Bak bunu böyle olacağı belliydi Serhat. Çok söyledik. Hatırlıyor musun? Burada seninle defalarca Telegolde konuştuk hep birlikte. Dedik ki bak yapmayın, etmeyin. Arabistan'a gitmeyin. Bakın şöyle yapın. Dinlemediler abi. Abi yüzde yüz burada bir alver var. Ne var? Ya büyük bir ekonomik aşağıda bir alver var. Bir canlı, şey var abi. Canlı var. Canlı ba bilemem var. abi. Bak büyük bir bir şey var, bak, var. O da var, çıkacak. O var, koku da çıkacak. Var. Şu halı, halı var mı burada? Yok neyse karo var. var. Halıyı kaldır. Altından bu koku da çıkacak. Bak büyük bir para var. Göz göre göre bu iki takım oraya gitmez. Vallahi son bana gelen de 5 senelik mukavele yapı her sene orada turnuvaya gidecekler. Ne kaç? 100 milyon euro. Ya isterse. 5 sene için. Gökmen abiciğim isterse 100 milyon euro. 100 milyon euro. Sen bu ülkenin maneviyatını oralara buralara taşıyabilir misin? He? Senin bu ülkenin maneviyatını taşımaya hakkın var mı? Ya ey Mehmet Büyükekşi. Vallahi billahi sen Türk müsün, değil misin? Önce bunu anlat bize ya. Ya sen Türk müsün değil misin ya? Şimdi beni asıl hayrete düşüren, tabii bunun İstanbul'da ancak bunu öğrenebiliriz. Şu ortak açıklama bakın. Arkadaşlar bunun üzerine e, roman yazılır. Hangisi? Şu açıklama. Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz 29 Aralık 2023 cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Benim için asıl üzüntü verici olay bu açıklamadır arkadaşlar. Suudi yetkililerle Bakın ne diyor? Ev sahibi ülkenin futbol federasyonu ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz. Eğer Galatasaray Fenerbahçe bu ortak bildirinin altına imzalan atıyorsa ve burada Suudi yetkililere çabaları ve organizasyondaki göstermiş oldukları iyi niyetle nedeniyle teşekkür ediyorlarsa bunun altında çok daha farklı bir şey var abi. Yani sence can güvenliği var. Ben de sana direkt bir, u, bir camın güvenliği olabilir mi? Suudiler demiştir ki. Heh. Kardeşim. Yapar abi. Üçünüz bir araya geleceksiniz. Ortak açıda yapacaksınız? Bize laf söylemeyeceksiniz. Bizi öveceksiniz. Ve burada sizin sözleşmede yazmadığınız, sizin e, içine ettiğiniz, bizim de kurallarımıza uymayan ve bize son anda dayat dayatarak yaptırmak istedik şeylerinizi biz yapmadığımız için bizi burada kötü gösteremezsiniz. Bize teşekkür edeceksiniz. Aksi halde üzgünüz. Bu ülkeden kolay kolay çıkamazsınız dedikleri için anca bu yazıda. Sence bunu derler mi? Ben sana söyleyeyim. Ya, Bence derler. De burada Suudi <laughs> Cemal misin? Kaşıkçı'yı Heh. 2018 yılında Doğru. Derler. bir e, ekmek fırının içine atıp yok, yok ettiği, eritildiği söylenen bir durumda adam sırf Suudilere Onları muhalif olduğu için e, bu Suudili gazeteci eğer İstanbul e, Suudi, İstanbul Konsolosluğu'nda İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda ajanlar tarafından bak yok ediliyorsa tamam. Yani bu bir iddia. Evet. Ama faili meçhul bir olay ama bu şekilde olduğu büyük e, insan yani insanlar tarafından benimsenmiş ve kanıksanmış bir olay. 2018 yılı Bak, sana bir şey Cemal Kaşıkçı adındaki tamam. muhalif gazetecinin yapmış olduğu yayınlar neticesinde burada katledildiği ve cesedine dahi ulaşılamadığı bir durum varsa Suudi yetkililer çünkü bu Suudi Kral Selman'ın en yakın koruması öldürülmüştü bundan bir süre önce. Yani Suudi Arabistan'da faili meçhul veya hala şeriat kanunlarınca bir takım insanlar ansızın ortadan kaldırılabiliyor. Şimdi bana yeryüzünde dersen ki en son nereye gitmek istersin dersen ben açık söyleyeyim yani ben bana bugün futbol federasyonu başkanı desek ki Serhat Ulu Eren sen bir de çok muhalifsin ama biz seni yattaki bu finale davet ediyoruz derse ben şerefim üzerine yemin ediyorum ben e, teşekkür ederim başkanım benim programım var ben Riyad'a gelmem derim. Bana Dubai dersen hemen giderim. Katar dersen giderim. Paris dersen, Almanya dersen, New York dersen, Miami dersen, ee, işte Buenos Aires dersen hemen giderim. Yani federasyon Başkanı daveti giderim. Hem o ülkeyi gezmiş olurum. Hem de o ülkedeki futbol anlayışına bir kez daha bakmak isterim. Bak. Tamam, sana tamam. bir işteceğim. Ama ben Şimdi... Riyad dersen, Riyad'la tamam. gelirsen Şimdi ben sana ben başkanım Riyata gelme. Çünkü evet. Bu Cemal yeni. Kaşıkçı olayı. Tamam. Ve bu Selman'ın e, Suudi kralın Abdullah'ın yeğeni e, Selman'ın yakın korumasının öldürülmesi ve orada son dönemde yaşanan bir takım faili meçhul cinayetler neticesinde ve ortadan kaldırılan insanlar neticesinde ben Riyad olayına her zaman antipatiyle ve soğuk bakmışımdır. Şimdi ben sana da bir şey söyleyeyim. Biz 3 tane yere gideriz. Tamam mı? Dünyada. Hatta 5-10 tane yere gideriz. Kazakistan dağı, Tamam mı? Türkmenistan dağı, dahil, dahil doğru mu? Altay dağlarına gideriz. Doğru mu? Anıt Anıtkabir'e gideriz. Mekke'ye gideriz. Medine'ye gideriz. Türkler yani. Her yere giderler. Biz her yere gideriz. Dünyanın her yere gideriz. Sana bir şey Burada böyle bir şey yapsınlar. 85 milyon var ya. Buradan çıplak ayakla Suudi Arabistan'a gider. Yürüyerek. Bunu var ya Türklere bunu hiç kimsenin yapacak gücü yok abi yapamazlar. Yani senin şu söylediğin şeyi diyorsun yani. Suudiler tamam, Sudiler yarın desek ki. Ya, Yapamaz. Ben hacı adaylarını Evet. Türkiye'den gelen, tamam. uçakla gelen tamam. ve Türk pasaportu taşıyan tamam. hacı adaylarını tamam. almıyorum dedi ne yapabilirsin? Abi hacılar da gitmez. Ülkemizde o kadar yoksul fakir var ki oku, okuyamayan, emekli, işi olmayan, ekonomisi kötü insanlar var. Hacı adaylarımızı götürür, elektriğini ödeyemiyor. Suyunu ödemiyor, gazını ötürü ödeyemiyor. Hacı adaylarımıza götürür, onlara verir. Hacca gitmiş gibi olur. Hacca gitmek başka bir şey, bunu yapmak başka bir şey. Ben şimdi hacca bir kere gittim. Ama bir daha gitmem. Niye gitmem? Abi niye gitmem? Benim komşum ağlıyor abi en büyük vasiyeti. al Aldırım. Aldırım abi, abi. İnsanların en büyük vasiyeti hayattayken ben işte ben gittim abi. hacı olmak. Ben gittim kardeşim. Yani kutsal topraklara gitmek. Bir şey söyleyeceğim sana. Da. İmkanım vardı gittim. Allah Şimdi Suudi diye bir şey. Anlatıyorum de, sana. Gelmeyin kardeşim istemiyoruz. Böyle bir şey demediler. Biz oraya gittik. ve Şimdi diyebilirler diyorum. Abi, abiciğim. Ben sana Tabii o... ki demediler. Abicim orada zaten Osmanlı yazıları var. Osmanlı oraya kadar da gitmiş. Bugün bizim her yerde yazılarımız var. Camilerimiz var. Medreselerimiz var. Yani Türklere bunu kimse diyemez. Gücün yetmez. Ha, senin dediğin de doğru. Şöyle bir şey olur diyorsun. Ha bak Suriyeliler bugüne kadar Türkiye'ye geldiklerinde evet. ve Ankara'ya geldiklerinde hiçbir siyasi lideri, hükümet görevlisi ve bakanı Ankara'ya geldiğinde dahi Anıtkabir'e gitmemiş. Abi gitmemiş. Şimdi tamam. yurt dışından gelen genelde diplomatik kişilerin Birinci derecede gittikleri yer, Ankara'da uçaktan indikten sonra otele dahi yerleşmeden, ama, biz Anıt kabile gitmek istiyoruz. Tabi e, atanızı ziyaret etmek istiyoruz. Ama liderler nerede karşılayacak, ona da bağlı. Ben Dolma Bahçe Sarayı'nda eğer e, işte indikten Ben Ankara'ya daha çok gidenler için söylüyorum. Ha, Tamam, o zaman Ankara. Adam tamam. ama yine de İstanbul'a gelenler de bir, bir şekilde Nardeşim. programına Ankara'yı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Etkiler ve Anıt e gelenler de giderler. Bak, sana söyleyeceğim. Şimdi ben çok politikayı sevmiyorum ve televizyonlarda milyonların önünde politika konuşmayı sevmiyorum istemiyorum. Biz Türküz. Elhamdülillah Müslümanız. Ama biz Türküz anlatabildim mi? Üç kıtaya Müslümanlığı biz yaydık. Biz Türkler yaydı. Politikaya girmek istemiyorum ama bunu söylemek zorundayım. Atalarımız, ecdadımız Müslümanlığı üç kıtaya yaymıştır. Yani daha fazla ileride politika konuşmak istemiyorum ben. Ama neticede bu. Yani biz Türküz. Biz biz tarihte dünyanın en eski ırkıyız. Onun için biz de kimse uğraşamaz. Kabul et bunu. Ama Kurtuluş Savaşı'nda biz da bize geldiler, gittiler. Layıktık. O yanlış mı? Biz bir laik Türkiye Cumhuriyeti'yiz. İyi ki de laikiz, evet. İyi ki de evet. Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Tamam. Yoksa biz Şimdi de batmıştık. Bu Suudileri kızdıran ve tepkisine neden olan bir durumdu. Serhatcığım. bak tekrar edin. laikliği benimsememiz ve bak, kabul bak, etmemiz etmesi. beni buraya doğal olarak eee Sudillere Suudililere göre de e, Atatürk'e karşı evet. büyük bir sempati beslemedikleri ortada. Bak, Bizim için de Atatürk olmazsa olmazımız olduğu Hazreti için Hazreti bu maçın Aksa, Riyad'da oynanması tamam. büyük bir faciadır. Bak. Birinci bak olay tamam. faciadır. Bak, olay. O bunu doğru söylüyorsun. Bak. Olay. Tamam, faciadır. Şimdi, ben... de kardeşim. Abi niye gidiyorsun bak, o zaman? Sen... bir Peki. karar alırken. Tamam söyle. Bir işletme kurarken. Tamam. Bir anlaşma yaparken. Anlaşmanın artılarına ve eksilerine bakılır. Bir işletme bile açarken e, orada ne kadar ciro elde edebileceğin veya bir kanal kurarken televizyondan yola çıkalım. Evet, tamam. Kime hitap edeceksin? Hangi kesime? A, B, C. A, A kategorisi, B kategorisi, C Haber kanalı, entertainment kanalı. Yani bir plan yaparsın, adam alırsın, büronu oluşturursun, yani merkezini oluşturursun. İşte ne yapacaksın? Haber yapacaksın. Ne kadar? 45 dakika. İşte hava durumu, spor, film, dizi, bir yani bir şey yaparken bir şemsiye yani şemsiyenin altında bir ee, haritan olur. Dünya nasıl bir haritadan ibaretse doğal olarak bir şey kurarken, bir adım atarken, bir spora girerken artana ve eksene bakarsın. Şimdi he, ben güreşçi olamam. E tamam. Tamam mı? Ben futbol bu fizikte futbolcu olabilirim, voleybolcu olabilirim, handbolcu olabilirim. Ama ben bir boksör olamam. Yani bu kas kurumunda bir boksör olamam. Tamam mı? Tekvandocu olabilirim ki boyum uzun. Yani daha kısa. Ben bir cimnastikçi olamam bu boyla. Yani her şeyin bir kuralı ve kitabı vardır. Şimdi Riyad olayı ilk gündeme geldiği günden itibaren birinci derecede ben kulüp başkanı olsam bir dakika. Nereye gidiyoruz Sayın Büyükekşi? Nereye? Riyad. Tamam. Neden? İyi para veriyor. Ne kadar para veriyor? Yaz oraya. Ee, şampiyon olana 2 milyon euro. Tamam. Abi senden bir ricam var. Altına da TL yazar mısın? 60 trilyon. 60 milyon TL. Çünkü bunu da isteyenler oluyor bizden. İsteyenler şimdi bana mesajda da yazıyor bak. bunu. 2 milyon euro kaç milyon TL yapıyor? Şampiyon. Yaz abi. Bu kadar dünya yer yerinde oluyor da şu paralara bak. Ayıp ya. Bir futbolcu alıyorsun 10 milyon euro veriyorsun. 2 milyon euro 2.2 Nasıl iki nokta? 2 milyon? 2 milyon 200 bin euro. Kaç? Milyon euro ya? deniyor daha o da belli değil. Belki de bu da bir fiyasko. Finalist. Finalist ne alıyor? Ay, Ay ee, o, o da ikinciyi mi diyorsun sen şimdi? Finalist yani şi, şi, kaybeden, kupayı Kaybetin. Kaybeden. Şampiyon ve finalist işte. O da 1.800 falan alıyor mudur? 100. Ee, 43 milyon TL. Yaklaşık o da işte Abi, 1 1 nokta. 300 bin mi yapar? Şimdi diyor ki büyük ekşi kandırmak için bu bir 10 yıllık proje. 100 milyon euro verecekler. 10 yıl için deniyor. Tamam mı? Şimdi Futbol Federasyonu'nun arkadaşlar burayı lütfen iyi dinleyin. Futbol Federasyonu'nun buradan ne kadar ne banandığı bilinmiyor. Çünkü o özel yapı olduğu için kimse de bu soruyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dair sorulmadığı için bilmiyoruz. Ama Büyük Ekşi'nin yakınlarına söylediğine göre bunun cevabını zaten Ali Koç ve Dursun Özbek verecek. İstanbul'da döndüklerinde İnşallah sağ salim dönerlerse. Gerçekten şampiyon bu kadar mı alacak? Ben de diyorum ki bu para biz bugün olimpiyat stadında 80 kişinin içinde İstanbul'da Atatürk olimpiyat stadında bunu yapsak Aynen. ve desek ki Türkiye'nin 100. kuruluşu dönemi. o yüzden bu maçın biletleri pahalı olacak desek evet. ve en az bileti 1000 lira en pahalı bileti de 10 bin liradan satışa çıkarsak iddia ediyorum bu maçta abi, Aralık ayının 29'u da olsa ortalama 4. 65 binden daha az seyirci toplamayız abi. Doğru mu? Abi 320 milyon yapar. Ha. 320 Hı. milyon TL yapar. Tamam. Ortalama 4 bin 5 bin getirdim. Ortalamasından gittim. Şimdi 320 sen milyon TL yapıyor. Federasyon temsilcisi ol. Kafa o kafa ismi kafa girin. almıyorum senin adını ona benzet. Beni mi? alma abi. Ha. Beni sakın Sen benzet. temsilcisi mi? ol. Ben Ali Koç ve Dursun Özbek olsun. Tamam. Dursun Medya'm da olsun. Tamam. Derim ki neden Riyad? Bundan dolayı. Bir dakika derim ya. Bu para çok yet, bir ölen para değil ki. Bir, bu para benim için yani devede kulak derim. Sayın Başkan ne yapıyorsunuz derim. Yani beni 2.2 için ben bütün Cekom'u, Fredim'i, İsmail Kartal'ımı, İrfancan Can Kahveci'mi, Tadic'i bunun için götüreceğim. Yok zaten ben maç başına paralar veriyorum. Bu adamlara neredeyse e, yaklaşık 500 bin euro zaten benim giderim olacak. O dedi ki sen Federasyon tamam. Otelini, uçağını karşı. Her, şey, her ben, ben bu paraya gelmem kardeşim derim. Ne, bir de neden Riyad derim? Yani Riyad bana göre gerçekten tehlike arz eden bir şehir. şey evet. Yani Suudi'nin bir Abi, başkenti. Almanya'ya git, Münih'e git ya. Münih e neden Riyad? Mesela dedim ki Riyad'da hava kaç derece olacak? Ne kadar seyirci gelebilir? Oradaki Türk içleri şu anda çalışıyorlar mı? Yoksa yılbaşı tatil için ülkelerine mi geldi? Üzüleriz. Ne kadar kişiye Üzüleriz. bile satabiliriz? Yani? Araya gireceğim. Neden? Bunları sorarım. Türkiye Almanya bir özel maç yaptı mı Almanya'da? Evet. Stat nasıldı? Tıklım tıklım vay Berlin'de. Vay vay. Ve euro veriyor taraftan. Gökber abi doğru mu söylüyorum? Ve euro yani, veriyor taraftan. Riyad'a gittiğinde bazı sorularını sorarım. Benim orayı beni ikna edebilmek için bana çok daha cazip tekliflerle gelsin. Ha bunun başına bir koyarım. Bunun başına bir koyarım. E, tamam. Derim ki 12.2 milyon euro. Başkan şaka mı yapıyor dalga mı? Yok bana imzalı kağıt ver derim. 12 yok da 2 milyon euro'ya Suudi Arabistan'da Ronaldo'yu götürürüm abi. Serhat Suudi Arabistan'a. Çünkü paraya ihtiyacım var benim. Suudi Arabistan'a. Bununla çünkü hem Icardi'nin, evet. hem Torreira'nın hem şey, de Muslera'nın parasını şey öderim. Suudi Arabistan'a Ronaldo kaç paraya gitti? 200 milyon euro. 230 ya 280'den bahsediliyor. 200, bak 280 milyon euro bir Ronaldo gitti. Ronaldo'nun ayakkabısı bile almadı bu kulüpler. Alamıyor. Ronaldo 280 milyon euroya gitti. Evet. Bizim kulüpler 3 milyon, 4 milyon euro alamıyor. Gökmen ya ben abi. Benim. Ya Serhat. Bu adamı Neymar kaça gitti? O da o, o fiyat. Abi da. O paralara gidiyorlar abi. abi 300 milyondan aşağı gitmiyor. Abi bizim koskoca 100 küsür yıllık kulüplerimiz. Doğru mu? Tarihe geçmiş. En anlamlı günümüzde gidiyor. Ya bu para nedir ya? Messi'ye 350 verdi. Adam gitmedi mesela. Ben de dedim Amerika Amerika'ya gitti dedi. Git dedi. Amerika'ya gitti. Sen Ronaldo'ya veriyorsun. Ya. Dediğin gibi şu takımlara ver. Onlar milyon 20 milyonda Bu ne ya? Mesela, ama bak burada işte burada. Hı. Ben büyük ekşiden daha çok Ali Koç ve Dursun Özbek'le ekiplerini eleştiriyorum abi. Ama teknik direktörler iyi. Okan dedi ki biz dedi gitmek istemiyoruz. Hatırlıyor musun? Bak Allah. Ama bunlar emir kulu. Tamam. Bunlar bu kadar yapabiliyor. İsmail dedi ama. Tamam, futbolcularımız dedi. var dedi. Paskalya var dedi. Noel ben, pardon. Noel var dedi futbolculara. Keşke bu ilk çıktığında Dursun Özbek ve Ali Koç bir araya gelip kavgayı herkes kılıçlarını kınına koyup yapmıyorlar abi. Silahlarını yok. E, ceplerine koyup yok abi yok. masada Hı. oturup Dursun Özbek ne diyorsun? Vallahi bunun Yaptın. için değmez. Gerek yok. Biz Almanya'ya gidelim. Oliplas'la da oynayalım. Bak, Daha çok para kazanır yanlış beni beklerdim. Kabul etme. Niye etme? Bak yanlış anlama. Eğer. Seversin sevmezsin. Bilemem Gökmen abi. Bugün Fenerbahçe'nin başında Aziz Yıldırım olsaydı. Bak Aziz Yıldırım. Tekrar anmak zorundayım. Kusura bakma. Heh, Aziz Yıldırım hakkını vermek zorundayım. Ben aynı fikirdeyim. Aziz Yıldırım'ın hakkını vermek zorundayım Eğer Fenerbahçe'nin başında Aziz Yıldırım olsaydı. Asla. Buda Arabistan'a maça götürmezdi Fenerbahçe. Bak asla götürmezdi. Asla. Kafadan derdi ki ne diyorsun sen ya derdi. Fenerbahçe derdi. Oraya gitmez derdi. Ve keserdi bunun ününü. Keserdi. Ha Ali Koç ve Dursun Özbek iyi bir noktaya geldin. İkisi de çok önemli kulüp başkanlarımız. Ama burada maalesef pasif kaldır. Ee, Riyad'da yaptıkları iş on numara. Takdir ediyorum. Ama bu işin de, bu şeyin yani geleceği onlar da hazırladı hep birlikte. Federasyon başkanı da var. Ama orada duruşları tamam. Evet bu canlı mı? Ya da yeni çekim. 5 dakika önce şu anda otelden mi ayrılıyorlar? Abi daha otelde mi onlar? Daha otelden havalimanına gidiyorlar. Bu, bu arada mı? Icardi ve Muslera özel uçakta dönüyor. Yani eğer dönebiliyorlarsa evet, iyi. Abi. Peki onlar niye özel uçakla dönüyor? Icardi'nin ailesinde gördüm ben çünkü. Ha onlar niye özel uçakla dönüyor takımla dönmüyor? Tabii parayı oh, vermiş. Bir adam da... Icardi İk Galatasaray'dan 6 milyon euro alıyor. Ne olacak Icardi için Riyad'dan bir uçak kaldırmak? Şuraya bak rezil oldu herkes. ya. Yani 100 bin euro. Ya bu... 100 bin dolar versin Vallahi bile bu, büyük, bak, bu büyük ekşi Bu büyük, büyük Bak gidiyor bunlar. Şuraya 45 bakalım. dakika önceki görüntüler. Öyle miymiş? Okan'ınki tabii tabii. Bunu yayınladık. Siz konuşurken görmediniz. Vallahi billahi sana... <laughs> Ya büyük ekşi vallahi senin yatacak yerin yok ya. Yani, yani bir, bir, ülke böyle karıştırılır yani. <laughs> bak vallahi billahi bak. Bir ülke ya adama para versen Desen ülkeyi karıştır böyle karıştıramaz. Türk futbolu ne bir özellik bir... varmış bunda ya? Ya Türk futbolunu ne bir ne özellik bir varmış ya. bunda ya? O yüzden, o yüzden beni ya hala var ya. istifa var mı abi? İstifa ya. var mı abi? Beni istifa kesmez. Abi istifa etmiyor. Ben istifasını istemiyorum. Ya Allah'ını ceza istifasını istemiyorsun. Gitsin ya bırak gitsin Serhat ya. ya. Alet olsun. Bırak gitsin, gitsin ya. İstifa Serhat kurtuluştur ya. Gitsin olmaz. ya. Hayır. Bırak, Hayır. Bırak. Ya sonra davayı açarsa açar kim açarsa. Türk futboluna yaptıklar için daha biraz daha çekmesi lazım. Öyle yok istifayla. Var mı öyle istifayı verdim ben gittim. he bıraktığın arkandaki enkaz ne olacak? Ne olacak doğru enkaz da bıraktı. Hem de ne enkaz bıraktı? Ne enkaz? Türk futbol tarihinde bunları görmedi ya. Bak Türk 11 futbolu... Eylül saldırıları Bak. gibi bir enkaz var ne olacak? Ya Türk futbol tarihi böyle bir şey görmedi ki zaten abi he? Ben Haluk Ulusoy'da bunları yaşamadım. Siz yaşadınız yok, mı? Ben var? Yıldırım Demirel'de bile bunları yaşamadık. Ya yani konuşuluyormuş. <laughs> yani ne istifa, istifa? falan yok. Hayır o Türkiye'ye dönecek. Çıkacak. Ya etmez, Bütün etmez. olayları hayır. Etmeyecek. Onu da dinleyeceğiz. Bak. Çıkacak. Orada dakika dakika ne yaşandıysa herkes e, yalan söylemeden anlatacak. ya Ali Koç'tan ve Dursun Özbek'ten de bu gece saat 4'te, 5'te, 6'ta kaçta geliyorlarsa açlama bekliyorum. Tabii. O yazılı açıklamayı neden verdiniz? O yazılı açıklamadaki teşekkürünüz samimiydi. Gerçekten Suudi yetkililer size bu organizasyon için her türlü destek ve ilgi alakayı gösterdiler mi? O zaman siz neden sahaya çıkmadınız? Siz ne mutlu Türk'üm diyene ve yurtta sülh, cihanda sul pankartıyla çıkmaya ne zaman karar verdiniz? Bu formaları ne zaman Futbol Federasyonu ve Suudi yetkililere bildirdiniz? Hangi pankartta çıkacağınızı ne zaman karar verdiniz, ne zaman bildirdiniz? Hiç nerede tıkandı? Neden sahaya çıkmadınız? Neden otelde kaldınız? Benim 100 tane sorum var kardeşim. Doğru söylüyor. 100 tane sorum var. Bu soruların yanıtını... Bugün dönerseniz bugün, yarın dönerseniz yarın istiyorum. Burada tek başına e, büyük ekşiyi de asmayalım. Onu da dinleyeceğiz. Ondan dinleyeceğiz. da bu olayı abi o istifa istifa seni istifa, dinleyelim. Riyad'da bu maçı oynamaya kim ikna etti Sayın büyük Ekşi? E belli. Tamam. O biliyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımız vesile oldu? O biliyor. Ya onu. da sen kendi kendine gittin o adamlarla mı konuştun? Ya kendi kendine bir şey yapamaz. Ee, orada hacı olurken o adamlarla tanıştın. Onlarla mı bu organizasyonu kurdun? kendi kendine bir şey yapamaz. Gerçek para ne kadardır? Şampiyon olan ne kadar alacaktı? Kendi kendine bir şey yapamaz. İkinci olan ne kadar alacaktı? Bu bir 10 yıllık paket mi? Sadece 1 yıllık paket mi? Burada bir turnuva ileride organize edilecek mi? Artı sana bu kulüpler hangi formayla, hangi pankartla, e, hangi şartlarda çıkacaklarını söylediler. İstiklal maaşı, bir dakikalık saygı duruşu var mıydı yok muydu? Ne kadar bileş satıldı? Oradaki türbün gelirlerinin ne kadarı kulüplere tekrar dağıtılacak yoksa onu tamamen Suudiler mi alacak? Burada Suudileri çileden çıkartan veya bu maçı Ali Koç ve Dursun Özbey'e sahaya çıkarttırmamaya sebebiyet veren olaylar nelerdir? Ben bu yaklaşık 30-40 civardaki sorunun yanıtını istiyorum kardeşim. İnsanlar aptal yerine koymayın. Türk halkının sinirleriyle oynamayın. Türk halkını enayi yerine koymayın. Bunu size zorlama imzalattılar. Suudi yetkililer bu yazıyı hazırlayıp size altına imza atmak zorunda mı kaldınız? Yoksa gerçekten gönül rızanızla hiçbir telkin ve baskı olmadan siz mi hazırladınız bu yazıyı? Bunları açıklamak zorundasınız. Yoksa Türk halkı bu işin sonunu bırakmayacak. Bırakmaz. Bırakmaz abi. Bırakmamalı. Ben sana söyleyeyim mi? Zaten bu darbeyi yaparsa halk yapar. <laughs> bu özellik darbesini futbolda halk yapar. Bak bu başkanlarla bu federasyonla, bu sistemlerle zaten Türk futbolundan bir şey olmaz ki. Bir şey olmaz abi. Yani burada dürüst insanlar. Dediğimiz gibi bu işe emek vermiş insanlar. Görevlerinde değil ki. Onlar evlerinde, kafelerde şu anda, restoranlarda, oralarda takılıyorlar. Bu Kahvelerde. işin arkasında İsrail ne derece var? Bu iş acaba e Sayın çıkıyor. Cumhurbaşkanı ve e, hükümeti e, küçük düşünmek üzerine mi yapıldı? Yani son dakikada mı bu pankartlar ve şeyler çıktı. Yoksa daha önce de tasarlanmış mıydı? Yani burada bir iki ülkenin arasını açmak için bir ajanlar mı görev aldı? Ben kardeşim bir gazeteci olarak, bir bir insan, bir vatandaş olarak, bir spor meraklısı bir adam olarak bu soruların cevabını istiyorum. Beni Fatih Terim'in Atina'da yapmış olduğu basın toplantısı ne kadar rahatsız ettiyse, ne kadar Fatih Terim o sorulara muhatap olmayıp sadece sağ içinde kalmak için özen gösterdiyse Fatih Terim kaçtı mı kaçmadı mı yargılanacak mı yargılanmayacak mı bu dost benim bunları da tabii ki soracağız ilerleyen programlarda ama benim bugünkü gündemim dediğim gibi Riyad olayını kim çıkardı teklif nasıl geldi şimdi biraz daha kibar soruyorum teklif kimden geldi Riyad olayı nereden gündemimize geldi? Suudiler bu iş için ne kadar para vereceklerini söylediler. Suudilere biz sözleşme yaparken hangi şartları ileri sürdük? Burada takımların çıkacağı renkler, forma modelleri, reklamları, futbolcuların çıkacağı pankartlar belirtildi mi? Burada türbündeki ne kadar seyirci olacağı. lafını kadar... kesiyor. Son dakika Mehmet büyük diyorlar Mehmet Büyükekşi'yle ilgili istifa ettiler. Bir bakabilir miyiz? Evet o şu anda son bir saat Son dakika sevesi. öyle mi? Evet. Yani net bir yerden gelmemekle birlikte Hayır. büyük bir dedikodu veya büyük bir... istifa etti diye var değil mi yani Vardı, şu anda? Var. Ha. Hayır yok sen... Büyükekşi'nin etti istifa ettiği takip etti için tamam, tamam, Ama... Kendisinden böyle resmi bir şey, bir şey yok gelmedi. Yani. Yani mesela Türkiye Futbol Federasyonu sitesinde resmi bir açıklama yok. Oradan Çünkü gelmez. Ki... Değil mi? Zehir zemberek bir açıklama yapılıyor dediler. Galatasaray ve Fenerbahçe ortak. Çıkan bildiri işler acısı. Yani çıkan bu yazı durumun daha da vahim olduğunu gösteren bir yazı. Ama o yazıda başka bir şey var bence. İşte bilmiyor. Tehdit evet. mi var? Olabilir. Şantaj var? Olabilir. Başka. Baskı mı var? Bilmiyoruz Şöyle abi. Şöyle bir şey de olabilir. Devletler arasında doğru mu? Devletler arasında bazı konular da vardır. Şimdi bu Suudi Arabistan Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında belki de bu iki takım sıkıştı şu anda. Arada kaldı. Yani o başkanlar da buna nezaketen yani bir diplomatik diller vardır, diplomatik konuşmalar vardır. Bundan yoksa orada eğer bunu hani buna boyun eğseler orada sahaya çıkarlar. Ki başkan sahaya çıkmayarak takdire şayan şey yaptılar bana göre. Ya eskiden, eskiden mahalle maçları falan yapardık. Sanki mahalle maçına gitmiş gibiler ya. Ya hakikaten acayip ya. Çok ayıp bir şey ya. Ya olacak şey değil ya. Gidiyorsun. Ya o konuşacağım bir şeyler aklımda böyle Utanıyorum konuşmaya ya. Utanıyorum ya. Ne rezilliktir bu ya. Ne rezilliktir ya bu. Bak eğer Rahat gerçekten Suudiler dayatma yapıp bunu baskıyla e, tehditle bu bildiri hazırlatmışlarsa ben açık söyleyeyim o uçağı bilemem biliyor musun? bilmem yani. Ben Hı. orada bir süre kalırım yani. Niye? Abi bana zorla bir tane kağıt getirip, burada Suudi yetkililerin hiçbir günahı yoktur, bilakis yoktur ve Suudilere teşekkür edeceksiniz organizasyon için. Bazı aksaklıklar diyeceksiniz, yani topu bizim üzerimizden atı, atacaksınız, sizin kendi iç olayınıza döndüreceksiniz deyip, önüne bu yazıyı koydurup, Aksayla buradan uçamazsınız deyip, Dursun Özbek, Ali Koç ve TFF Başkanı imza attırılarsa, e, ben o uçağa binmeye korkarım. Binemem abi. O kadar zor bir şey ki yani. Bu şimdi benim, dediğime, sana... benim dediğime Dur. geliyorsun. Abi, bak, <laughs> abi nasıl bineceğim? <laughs> bana bu zorla bunu imza abi, attırlarsa... oğlum de, ya. Neye abi, güvenerek şey yapacağım? Hayatta bilmem abi, yürüyerek gelirim. Abi buna gücü yetmez. Onun için develerin üstünde gelsinler bak, dedi. Bak Suudi Arabistan'ın develer, develerle <laughs> gitmek daha garanti de. Buna eskiler, Onun için zaten. Abi eskiden Hicaz'a... develere binip gelsinler ya. Bak yani. eskiden İcaza, hacca, hacca develerle giderlerdi zaten. Bir normal deve 5-10 tane deveyle atça giderlerdi buradan o zamanında geçmişte tarihimizde. Şimdi olay şu, onu diyorum yani. yani şimdi olay şu. Burada ben de diyorum ki senin şu söylediğin şeyler Sen şimdi aslında birçok şeyi burada dile getiriyorsun değil mi? Bu uçağı kaldırmamazlık yapamazlar diyor. Güçleri yetmez yani. Abi uçak erteleniyor. Bilmiyorum kalkar mı kalkmaz ha. mı. Şimdi biz Göreceğiz. de onu ha, biz de şimdi onu biz e de yayını devam ettirebildiğimiz kadar ettireceğiz. Ettirelim ya yani yani. merakla heyecanla onu bekliyorum Tabii. ben. Yazık ki yani, yani ben yani uçağı havada görmek isterim açık söyleyeyim. Abi dünyada bir sürü bak o, o, uçakta bir sürü futbolcu var her ülkeden değil mi? Tabii. Yani sırf şimdi orada <laughs> Arjantin'den oyuncu var. Ee, Brezilya'dan var. İtalya'dan var. İspanya'dan var. Kaç tane yabancı oyuncu var abi? Sen yani bunu yapamazsın Suudi Arabistan. Ve Suudi Arabistan'da... Bizim hava yollarımız Evet, özel uçak yollar. abi tabii özel uçaklarla gidiyor Türk Hava Yolları abi. Ha. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi orada dünya futbolu Suudi Arabistan'a göz dikmiş, değil mi? Orada büyük para var. ama parayla saadet olmaz işte. Bak Messi ne güzel dedin. Messi o kadar para verdiler Suudi Arabistan'a gitmedi abi. Gitmedi abi. Parayla saadet olmaz, mutluluk olmaz yani. Yani bizim koca koca yüz küsür yıllık kulüplerimiz para için Suudi Arabistan'a gidiyorlar. Bir kere baştan çok büyük hata, hata yaptı. Ya bir duruş olur abi. Ben gitmem ders. Ben gitmem ders. Şimdi bu, bundan sonraki süper olsam süper kupayı da kaldım. Abi mesela 2019 abi Kaldır şimdi mi? haberlerine bakar mısın abi? Suudi Arabistan kralı Selman bin Abdülaziz'in yakın koruması öldürüldü. Koruma General Abdülaziz'in veliat prens tarafından görevden alındı ve suikasta uğradığı iddia ediliyor. Şimdi yani ee, yani Suudi Arabistan'da gerçekten sıra işler olabiliyor. Ya Serhat olar zaten. Kalp. Benim dış politikalar hakkında çok ciddi, e, çok severim dış politikalar. Hangi ülkede ne oluyor, ne bitiyor. Tamam. Ondan sonra ekonomiler ne durumda? Enflasyon rakamları diğer ülkeler. Mesela Suudi Arabistan her zaman güzel bir şey. Benim bu e, kaşıkçı olayından sonra e, çok beni tedirgin eden eden bir ülke haline gelmiştir. Yani dünyada bu olay tabii e, e Biz Ebizzala da bir şey. Cemal Kaşıkçı'nın başına gelenler o dönem hatırlayın. Türkiye'de de büyük bir infial yaratmıştı. Dünyada oldu ya. Amerika... Ajanlar geldi, görüntüler dünyada çıktı. Oldu. Amerika Konsonsuza devreye girdi. girerken çıkarken Tabii. ondan sonra... E o zaman ne oldu şimdi? Sen şuradan diyorsun ki ben Ama... dış... Bir dakika sana da o zaman elini vicdanına koy. bu ortadan koy. Diyorsun ki ben bütün dış şirketleri takip ediyorum değil mi? Bu ülke var ya cennet cennet. Türkiye cennet mi? Kabul et. Tabii ki canım. He. Tartışmam bile. Tarpışır Hiçbir dünya ülkesiyle değişmem. Hiçbir da, dünya cennet. Et. Bak bu ülkenin kıymetini bilin. Eğer bu ülkeyi sevmiyorsanız istemiyorsanız bizleri hemen kapı dışı. Defolun. Hemen kapı dışı. Defolun. Hadi otobüsleri ben tutacağım tamam mı? Sponsor da bulacağım size. Otobüsler özel VIP doğru bir ülkeden paket hepiniz. Bu ülke cennet. Şu yazılı aşkım Heh. abi benim. Cennet. çok korkuttu ya. Hangisi? Ya şu açıklamayı, bu açıklama beni acayip tüylerim diken diken ya. Yani. Abi uçak, an, kalk, uçak kalksın yeter ki işte. Bu açıklama beni çok korkuttu. Yapamaz Serhat yapamaz. Engelleyemezler abi. Neyi? Uçağı kaldırmamak falan yapamazlar. Ama abi şu açıklama... Hala evet. kalkmamış mı? Yok. yok. Diyor ya Serhat kalkmamış. Yok, yok, daha ya. otelden daha şimdi... Daha ne o, o hiç da, son gelen görüntü... otelden daha şimdi çıktı. Savaş ya, Sorsak, ya da sen çıksın. hiç son gelen görüntü yok mu mesela? Havalimanına gelen hiç görüntü yok mu şu anda? Havalimanına girenler yok mu yani? Pasaporttan geçiyorlar Fenerbahçe'li futbolcular. Ha geçiyorlar. Tamam. Geçiyorlar. Dur bakalım. Yazık ya. Geçmiş abi değil ki. Abi şimdi geçersin. Ay tabii bir nasıl malzemeler sırada gitti. Tabii. Sonra <laughs> tekrar paketlenip geri geldi. Ay bir de bunların içinde aileleri perişan oldu. Milyonlar perişan olduk ya. Bir de bunların aileleri var Mesela Riyad'da şunu diyebilirler mi? Gece saat 12'den sonra e, Riyad'da e, ses kirliliğinden dolayı ve burada yaşayanlar Rahatsız oluyor diye 12'den sonra uçuş izni verilmiyor. E tamam sabah, uçağ, sabah uçağıyla gelirler Sen sanki. döner misin otele? Nasıl? E tamam havalimanında yatarım abi. Abi ne ne yapacağım o yatabilir misin gerçekten? E, ne yapacağım ya futbolcuya dönmez. Kim döner <laughs> yani, geri? <Kork> <laughs> Sen şimdi sana dediler ki bir uçağı kaldıramıyoruz çünkü tamam. gece oldu. Gece saat 12'den sonra uçuş izni verilmiyor. Bazı havalimanları var ya var küçük var. böyle Doğru e, kasaba gibi olan yerlerde. Gündüz kalkar evet. Heh. Diyorlar ki mesela biz ben Galatasaray'da iki yerden dönemedik. Bir gün sonra döndük. Uçağı uçur, uçurmadılar. Ama şeyden dolayı tamamen. Ses ve ee, yani şeyden dolayı. yakıt muharifeti falan. Ay ya. Şaka mı ciddi mi? Büyük ekşi fenalaşmış hastaneye mi kaldırılmış? Ambulans eyvah. gelmiş. Eyvah abi eyvah. Ne gelmiş? Ambulans Ambulans. Geldi. Abi Hayır biz ona bir şey olsun istemiyoruz. Aman daha olmasın. Bence orada kalabilir ambulans geldiyse. Şimdilik orada istirahat edebilir. Güzel yani, bir, orada güzel bir şey gidebilir. Bu da bir tiyatronun bir parçası olabilir. As zaten ben size kim suçlu? Ankara Büyükşehir Başkanı kalbi tuttu dedi çıktı. Evet. Bu da şimdi ambulans geldi gidiyor. Ben Abi bizim futbolumuz var ya ambulansa düştü. Hastaneye Ben dedim ama hep çürük adamlar geliyor futbolun başına işte bak. Hepsi dayanamıyorlar strese. Doğru mu? <laughs> strese dayan. Vallahi bak. Bunlar var ya. Bunlar var ya bunlar, ayakta duramıyorlar. Bak bir ambulansa biniyor. Yücü Başkanı kalbi tuttu, kalbi sıkıştı, fenalaştı hastaneye gitti. Abi siz futbol işi yapmayın bak. Futbol işi zor. Bize bırakın. Bak Gökber abi kaç yıldır kalbi maşallah taş gibi. Serhat'ın benim Selim abi de alalım Selim Soydan'ın maşallah. gerçi ona pil taktık Selim abi de olsun. Ama gene maşallahımızla futboldan gelen adamlar biz bak dayanabiliriz. Sizler futboldan gelmediğiniz için siz bak kalbiniz ağrır, başınız ağrır, mideniz bulanır, stres, değil mi? Abi evinize dönün. Güzel işinize dönün. Fabrikalarınıza, işçilerinize dönün. Bu futbolu özellikleri bize bırakın bize. Değil mi? Bize bırakın. Biz yönetelim. Abi Burada. siz konuşun benim bu, ne olmuşlar? çok tehlikeye gidiyor ya. Hangi bu, iş ya? Benim hani? bir şey yapmam lazım. Bütün yönetim kurulunu aramam lazım. Ara ya. abi sen ara. Şey yok senin arkadaşın o yeni köylü. Yok kimse açamıyor. Telefonu. Yeni köylü neydi bizim? Gitmedi mi şey? Bilmem mahsurlar mı? Yusuf Güney, Yusuf Güney Bey'i arıyorum şu anda. Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı. Açar belki sen abi. Bir dakika. bekleyelim. Bir de ula ulaşamıyor. O zaman uçaktadır. Bence federasyon daha çabuk kaçtı bu tarafa. <laughs> ben sana söyleyeyim. Federasyon var ya, ben bence bir askeri havalimanına inebilir. Bence normal havalimanına inme yüzleri yok çünkü. Gece askeri bir havalimanı var bizim İstanbul'da. Paraşütle şeyde... atlayabilirler. Abi Trakya'da filan askeri havalimanları var da bak. Oraya inerler. Ali Düşmez Bey'i arıyorum. Benim ha. Yeniköy Spor i̇şte, Kulübü çalıyor bak başkanım ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi. Ne olur Açal abi ne olur. Dur abi herkese arayayım tek tek. Abi bence federasyon yönetim kurulu. Ahmet İvan arayayım mı? Abi telefon nasıl açacak ya? Hiç kimse şu anda telefon açamıyor. Dikkat bitti yeni alayım adamlar dönüyorlar mı? Onlar Aça, mı? Ben de bir su, su rica edebilir miyim? Ya? Ben su döküldü de. Demin heyecandan bayrak bayrak Atatürk millet derken vatan suyumuz da gitti. Ya bunlar var ya Gökmen abi bak. Bunlar hep başkaları yapıyor. Anlıyor musun? Yanlış iş yapıyorlar. Türk futbolunu vermişler 2-3 tane bir şeysiz, vasıfsız insana. Talimatları da veriyorlar. İşte bunu federasyon başkanı yapıyor, Onu MHK başkanı falan yapıyorlar. Tamam mı? Talimatlarla bak. Talimatlarla. Ama kulüp yöneticisi, kulüp ya yönetimlerine bak. yapmayın. bir dakika. Ya. Kurban, ya. ya. Kurban, Kurban olayım ya. Yapmayın. Yalnız federasyon evet. falan da ki kulüpler ne yapıyor abi? Ya bir şey demiyorum. mu? Kurban Başka şeyden ya. anlamda sistemi söylüyorum abi sana. Sistem Abi bu sistem kokuşmuş. Ne demek istedim? Sen daha iyi biliyorsun Gökmen abi. Biliyorum. Bilmez olur muyum oğlum ya? Abi sistem kokuşmuş. Doğru mu? Doğru. Bak milyonlarca insan biz burada Telegol'de bir buçuk yıldır dedik ki özellikle ben de çok ağırlık burada kendimi ön plan özür dilerim. Bunda böyle bir şey de sevmiyorum. Egoist gibi. Ama bu büyük ekşinin futbol federasyonu olmayacağını söyledik. Doğru. Servet yardımcı geldi göreve. Devam edecekti. Esseydi adamcağız ya. Bir dakika Hamit Altıntop. He? Arıyorum. Hayatta bir dakika abi açar açma ben arayayım da. Tamam sen açarsa açar. Aa açar belki sana. Sana aç. ver 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 öyle içeyim ya ver abi ver. Ver abi suyu bir şey olmaz abi ver abi milyonlar seviyor sıkıntı yok abi. Sadık abi. Yok yeter bir tane. Gökmen abi telefonun nerede? Ama bunu böyle içemeyeceğim. bir bardak var mı? Ayıp olur. Vereyim olsun. mi? Yok bir dakika. He? Bu iş çok yani siyasi bir olaya gidiyor. Gökmen abi Dursun Bey yarar mısın canlı yayında? Dursun Özbey. Ee, iki tane şey sor en azından. Uçağın bugün kesin kalkıyor mu? Çok detaya girmeyelim. Geçmiş olsun dile lütfen. Benim, Açarsa. Benim, benim telefonumu çünkü e, engellediği için Dursun Özbek. Bir Öyle mi? Evet. Lütfen Bir ara. Senin telefonunu geçen gün açtı. Benim ben bulayım abi. Bulayım. Bulayım. Dur abi. Ben buna da bakayım. Dur. Dursun Özbek. Abi şu geldiğimiz hale bak ya. Sonra da Timur'u arayalım. Tamam. Sen telefonu açar, sen konuş. Başkan canlı yayındayım de, de. Dönüyor musunuz bugün? Hayır. Bence Dışarıya abi... sesi. Bekle. Am yok buradan konuş böyle. Öyle mi? Abi? Başkanım Gökmen bende. de. Ee, dönüyor musunuz bugün? Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Uçakta Herkes abi. Evet, uçak ya, yok ya hayır. nereden Timur arayalım. Abi kimse açmaz orada açmaz. Ödeneceğiz abi şansı. Belki Gökhan abi, abi bir... açar. Tamam. Bir bu. bir, bir tüp bulacağım. Erdem Timur. Tamam. Konuşturmaya çalış. Canlı deme. <laughs> Alo. Alo. Erdem'cim ben Gökmen Özdenak. Ne haber canım? Nasılsın? Siz, sağ ol canım benim. Sen tü Türkiye'de misin? Arabistan'da mı? Türkiye'ye döndüm abi. Nereden döndü? Suudi Arabistan'dan. Suudi Arabistan'dan. Ne oldu peki orada ya? Ne, ne oldu hadise madise? Neler yaptılar oldu yaptılar ya? İşte en şey hızdan çizden doğru işte. Siyasi şey olamaz. İşte Atatürk şey olamaz. Bir sürü. peki ben abi bir şey söyleyeceğim şey. ya. Şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Ya kusura bakma yani rahatsız ediyorum ama şimdi öğrenmek Can. istediğim şu benim canlı yayındayız çünkü telegolde de yani e, bir şeyler insanlar doğru bir... bilgi vermemiz lazım aynen. nereden bir bizim için çok önemli çünkü aynen öyle aynen öyle için buraya bizim kulüp şey yapıyor. Yani en azından ne yaşandığını anlatabilir yani. mi? Konuşmak mı istemiyorsun? Ya bize bir insanlara yani, bilgi vermemiz lazım. Insanlar, Galatasaray takımı ne insan, zaman dönecek? Aynen öyle. Galatasaray takımımızın ne zaman dönecek? İnsanlara bilgi vermek istiyoruz. Ar arıyorlar devamlı sorun edin. Yöneticileri arayın falan gibi baskı altındayız biz de ondan dolayı yani. Rahatsızlık sebebiyle döndüm mü? Şu an. Haksızlık sebebiyle. Rahatsızlık. Rahatsızlık, Rahatsızlık mı? Ha, pardon özür diliyorum. Rahatsız. Pardon. Erdem Bey geçmiş olsun. Serhat Ulu Eren ben. Merhabalar. Kolay ee, çok geçmiş olsun. Yani tabii Türk halkı da büyük şokta, üzüntüde. Ee, biz de olayı çözmeye çalışıyoruz. Kimseye ulaşamıyoruz. Bir numarayı açtım. Şu an. Şeyde değil. Bir rahatsızlık sebebiyle çok geçmiş olsun. Siz iyi misiniz peki? Takımımız ne zaman dönüyor Galatasaray takım bu gece dönecek mi acaba? Dönüyorlar kolay gelsin. Ben neyin da bilmiyorum. Murat. Peki. Çok geçmiş olsun Erdemciğim. Tamam. Hadi sağ olasın her. Özet ee, özetlersek e, kendisi döndüğünü söylüyor. Döndüğünü söylüyor. Demek ki bir hemen özel Biraz. uçak kaldırdı. Ya olabilir. İşte ya. O zaman Mustera falan böyle geldi. Ben İkardi, bir Cardi. Yok da onlar daha bu. Ama sen dedin ya. Hani... saat sürüyor abi adam. Dön... Abi, Usta ile uçakla geliyor dedin ya özel uçak. Belki. Tamam bin... ayrı. Erdem Bey dönmüş. Museralar daha şu anda Belki kalktı veya kalkmadı uçağa. Evet Erdal Timur'la konuştuk canlı yayında. Kendisi İstanbul'dayım. Rahatsızlık sebebiyle döndüm dedi. E, Hastayım dedi. Değil mi? Evet. evet. Kulüp A açıklama yapacak dedi. Kulüp açıklama yapacak. İşte o yazılar çizenler hepsi doğru dedi. Atatürk'le ilgili olanlar dedi. E, Orada bir şey de ne dedi? Rahatsız, rahatsızlık yarattı falan bir şey dedi ama Atatürk işte değil. Bütün yazılanlar çizenler doğru, doğru dedi. dedi. Tamam doğru dedi. E, ve şey. Vay be. Olayı doğruladı ve tabii ses de çok kötü geliyor. Gerçekten hasta da olabilir. Hasta hasta hasta. Hasta abi nasıl konuşuyor görmüyor musun? Cansız Sesi konuşuyor. Baksana, titriyor Dur mu? başka bir Galatasaray yönetimler. Allah hasta. Dur Selahattin Bey'i arayalım. Baki. Fenerbahçe'nin Se Selahattin Bey orada herhalde o da orada. Onlar da orada yani. Abi, abi şu gelinen noktaya bak. Bir yani dakika ben sessizlik Selahattin Baki'yi arıyorum. İnanamıyorum ya. Yani. Artık. Selahattin Baki arıyorum Fenerbahçe yöneticisi. Şimdi Sayın Ali Koç'u arıyorum özel numarasından. Büyük ekşinin sağlık durumu iyiymiş. Yani o şu anda çok bir haber değeri de yoktu onun. E, aramamız lazım. Gerçekten e, şeyde konuşması da e, çok durağandı. O da şokta belli ki Erdem Bey. Selahattin Baki'yi bir kez arıyorum. Vay be. Adnan Sen'e TFF yöneticilerinin numarası varsa arayalım ha. Müslüm Bey oradadır. Onu arayayım. Takımlar bugün dönüyor mu dönmüyor mu? Birinci günden maddesi. Ne zaman dönecekler? Dönmeme ihtimalleri var mı? Arıyor musun? Şu Fenerbahçe e, kırmızı olan uçak Fenerbahçe takımını almaya geldi. E, yok, daim herhalde inecek gibi gözüküyor. Ha inmiş. Tabii inmiş. i̇nmiş mi? Evet. Türk Hava Yolları diyor bak orada yazıyor değil mi? Yolcularını alıyor kaç? şimdi. TK kaç diyor orada? 33.07 Ha yani Onlar muhtemelen Sabiha Gökçen'e inerler. Müslüm Özmen Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi onu arıyorum. Hiçbir şey yapamazlar abim. 15 Hiçbir şey yapamazlar abi ben sana söyleyeyim. Neyi? Hepsi buraya gelir abi aslan gibi dönerler ülkemize. Var mı abi öyle sen Türkiye'nin önemli... Bir en dakika. En... Tamam. Süperlik'ten sorumlu yönetim kurulu üyesi Müslüm Özmen. Haluk Kalyoncu'nun numarası var mı sende? Haluk mu? Dur ben Program sana sana. devam ediyor. Bekle tamam. Erden Timur'la konuştu. Gökmen Özdenak az önce canlı yayında. Ben İstanbul'a döndüm. Rahatsızım var dedi. Ee, sesi çok sağlıklı gelmiyordu. Da, daha önce de bir sağlık sorunları vardı Erden Bey'in. Geçmiş olsun. dileklerimizi yetelim. Yazıdan çizenler her şey doğru dedi. İşte e, çok keyifsiz bir ses sonuyla tabii ki. E, Suudi yetkilerle aralarında ciddi problem olduğunu e, anlatmak istedi. Ve bu akşam dönecekler dönecekler ikilerde dedi. Ama Erdem Timur İstanbul'da. Şimdi normal bunlar yarın sabah dönecekmiş. Sabah 10'da uçak. Yok Döncek bu gece dönecekti. Heh, hayır. Bu olaylar olunca Serhat. Neyse bir bak bakalım cevap versin konuşalım. Erdem, şimdi Erdem Timur özel uçakla geldi galiba. Yoksa... Gökber abi ben hastayım dedi ama onun için geldi o demek. Bir de maç özel, olmayacak. Herhalde özel, ha. özel uçakla gitti. Özel, uçakla özel uçakla, geldi. geldi. Aynen, aynen. Abi sabit söyleyeyim mi? Eee Yarın sabah onda uçaklar kalkıyordu. Bu olaylar patlak verince ya uçaklar buradan hemen gitti orada Fenerbahçe'yi almaya ve Galatasaray'ı almaya gitti diye düşünüyorum. Yani orada mıydı acaba uçaklar? Belki de gitti ne orada bekliyor. Oğlum bilmiyorum ki ya. Yani. Evet. İstanbul'dan geldi uçaklar. Değil mi? O evet. zaman bu olayın üzerine gitti Serhat uçaklar. Hayır zaten maçtan sonra döneceklerdi ya. Yok sabah diyorlarmış dönecek. Otelde kalacaklarmış bir gece. Sabah 13 ayla geleceklermiş. Onda kalkacaklarmış. Maçtan sonra değil. Belki de maç geç bitiyor ya. <laughs> Bilmiyorum öyle dediler en sonunda. Böyle bir şey yazmışlar, çizmişler ama. Yazık günah ya. Ağladık be. Biz Şu ülke bunları şunları çekmeli mi ya? He? Bu iş bilmeyenlerin yüzünden bu halk, bu taraftar, bizler bu saatlere kadar çalışanlar, görevliler, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı doğru mu? Cumhurbaşkanlığı. Yani şu işi bilmeyenlerin yüzünden geldiğimiz noktaya bak yani. E bunlar hesap kim soracak? He? Biz. He? Biz soruyoruz işte zaten. Takipçi olacağız yani hesap Abi sorma Serhat, değil de. Hesap soracağız Serhat nasıl ya biz burada Türk halkı adına kamu, kamu işlemi yapıyoruz. Doğru mu abiciğim? Vicdanen. Burada bir vicdansızlık var ya halka yapılmış. Ya bu adamların bunu buraya getireceği belliydi zaten ya. Erdem. Uh. Erdem Bey mi arıyor? He? Olacak olacak şey değil ya. Olacak şey değil. Ya. Yazık valla. Yazık valla. Evet arayabildiğimiz kadar kişiye menajer tabii ki Eski aramak abi. zorundayız. Hepsi hepsi yani inşallah burada olacak abi. Şu anda çünkü bir teyakkuz var ortada ciddi bir abi abi, problem var. Tabii bir de aileler var ya ee, hanımları çocukları. Evet büyük hastaneye kaldırıldı mı? Ya bir şey ee, olmaz veya, ama. Ya olur olmaz bir şey diyemez. Şimdi bizim için <laughs> insani tarafımız da var yani. Bir şey deme sağlıkta bir şey olmaz ama Hı. abi. Bunlara tamam, bunlar hep abi, bunlar, yani. bunlar abi Kaç yaşlı adam yani. Abi, Doğal burası. olarak burada büyük bir e, yani burası tiyatro. Patagonya e, tiyatro burası. Patagonya burası. Cumhuriyeti değil ki abi. Abi tiyatro burası. Ne oldu da fenalaştı? Ne oldu da fenalaştı? Çünkü büyük, neden oldu işte belli maç iptal oldu. Ondan Sürbilerle, mı fena? Ya Türkler bir şey abi. Birbirine Girdi. Abi top Çıkarsın çıkamazsın çıkmayız. Abi belli 50 yaşa gelmiş fazla fazla kalbi tekler. Ne üzülecek? Abi, üzülecek ne var abi? Kanaması abi ne üzülecek? Üzüleceğini bıraksın zaten. Niye üzülüyor ki? Niye federasyon başkanı oluyor ki? He? Bundan sonra aklı başına gelir. Sen yıllarca bırakın. üzülmüyor musun futbolcuda? Kaç maç kaybettin, kaç maç kazandın? Hep üzüldün, sevindin yanlış mı? Futbol böyle bir şey değil mi? Üzülmeye gerek yok. Kendileri hata yaptı abi. Milyonlarca ülkeyi, milyonlarca halkımızı, vatandaşımızı onlar umutsuzluğa umutsuzluğa sürüklüyor. Hastalanmış. Nerede hastalanmış ya? Göreceksin 5 dakika, 10 dakika sonra tıp gibi ayağa kalkıp gelecek Türkiye'ye. Zaten her sıkışanda bizde hastalanıyor böyle bir de yeni moda oluşuyor tansiyon düşüyor ölüyor ölüyor ölmüyor da töbe töbe işte kalbi ağrıyor yok bir şey oldu diyor ambulansa gidiyorlar bak birazdan gelir burada yayındaysak 15 dakika sağlığında bir şey yok <laughs> ee, şey ya o niye hastalanmıştır biliyor musun artık futbol federasyonu bitiyor ya hayal bitiyor bitecek ya artık futbol federasyonu. Yine o yöneticiler falan çok üzgün hepsi. Bu güç gidiyor. Bugün gündüz yayından Mehmet Topalı gördüm. Onu salabiliyoruz. Nerede gördün? Şeyde, Riyad'da. Şeyde orada dinle? Sevgili o. Selçuk İnanı arayayım. O da oradaydı. Selçuk İnanı arıyorum. O da çünkü bugün yayında gördüm onu. Erman Hoca da gitmiş ya. Onu değil mi? O da mı gitti? Erman Toğlu'da gitmiş. Erman Toğlu. Değil mi? git? O da gitmiş. Abi ne güzel oturuyor işte. Bayrakların içinde. Baksana Atatürk'ümüzün resmi var. En güzel bu stüdyo. Lider Haber'in stüdyosu. Şu güzelliğe bak abi. Aynen. Sen Türkiye'de hiç böyle güzel stüdyo gördün mü? CNN, Habertürk, NTV'nin stüdyoları yemin ediyorum bunun yarısı olamaz. Erman Hoca Erman orada mıydı? Evet. Bak şundan dolayı olamaz. Bak size söyleyeyim mi? Bütün Türkiye'ye söylerim. Bakın. Şu güzelliğe bir bakar mısın? Atatürk'ün bakışına bakar mısın? Bak bak. Bu bakış var ya ok gibi deler geçer. Dünyayı deler geçer. Bak bak. Ne güzel bu stüdyo abi. Yemin ediyorum hayatımın en güzel gecesini geçiriyorum bugün. Sorunlarla ilgili değil yani. Şu bayraklar var ya bak. Maşallah. <laughs> Maşallah Allah nazardan korusun. Ya ülkemizi, vatanımızı. Maşallah. Gözü olanın gözü çıksın bu ülkeye. Zaten geçen de kaç tane şehit verdik öyle. Nur içinde aslında aslan gibi çocuklar. Aslan gibi yiğitlerimiz ölüyor. Ulan neymiş bu Türkler ya? Yıllarca var ya ben inanamıyorum ya. Erman şey? Toroğlu'nun diyorum. Belki açar mı hoca sana? Ya açar da yani şu anda nerede adamlar? Abi abi abi. mı? Herkes canının derdine mi düştü? Ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaşmamız lazım yani bu akşam. <laughs> Bunların yaptığından bir şey olmaz. Abi? Ver abi bir su daha ver abi. Biz bugün çok su içeceğiz gibi. He? He. abi. Ya bu olacak şey değil ya. Selman Hoca'yı bir daha arıyorum. Bütün yaratık kurulunu arayacağız. Ya biz habercilik için sen ona takılma yani Erdem Bey'i biz bilgi almamız lazım. Galatasaray'ın en yetkili ikinci adamı. Beni canlı yayına mı bağladınız diyor da. Ama bir yani şey demedim. Bir şey demedik ki. Yani Biz bilgi almamız demedim. lazım. Geldi mi gelmedi mi? Takım dönecek mi dönmeyecek mi? Biz bu programı kendimiz için, ailelerimiz için yapmıyoruz ki. Doğru söylüyorsun. İnsanları bilgilendirmek için yapıyoruz abi. Aynen öyle. Haber geliyor diyor ki uçakları kaldırmayacak diyor. Şimdi ben Erman Hoca da meşgul aldı. Ee, abi, kim bir vardı saat, orada eski? Bence bir saate kadar falan kalktı. Dilmen orada mıydı? Ben görmedim. Yok, şey orada. vardı ne o? Gürcan Bilgiç falan vardı orada. Gürcan vardı herhalde. Gürcan evet. Gürcan Bilgiç vardı Fenerli. Onun varsa telefonu ara. Niye arayalım abi bizim bir de. E, ne derler? Levent Düzemen orada bizim. O Hı. da oradaydı. Yani belki Gürcan en azından haber şeyi, istihbarat tarafı iyi. Ya Levent Üzem'in de Galatasaray tarafı çok kuvvetli. Evet. Belki orada yönetim kurulu üyeleri falan konuşmuşlardır. Gürcan Bilgiçi deneyelim. Hı hı. Ha Ne haber Gürcancığım? Serhat Ulu Eren. Alo. Ne haber? Serhat ne haber? İyi canım, e, canım. Özür dilerim. Canlı yayındayım. Ee, seni de rahatsız etmek istemiyorum. Biz hani çok kimseden bilgi alamadığımız için e, senden sıcağı sıcağına bilgi almak istiyorum. Müsait miydin? Ee, Gökmen abi Adnan Aybaba beraberiz programda da lider haberdeyiz. Selam size, yani son durum evet. nedir? Kimseye ulaşamıyoruz. Selam söyle. Ee, seni de dinliyorlar, duyuyorlar. Biraz bilgi aktarır mısın bize? Şu anda neredesin? Takımlar dönebilecek mi? Valla takımlar uçaklarını bilirler. Şu an havadadırlar. Evet. Tabii. Yok şu anda orada havalimanında. Yani, evet, şey evet siz? Yani ben de diyor onun için kalk. Kalk ahiret edecek. Ee, federasyon yetkilileri de yarın kısımlar. Size daha sonra dönecek. Da. Büyük Ekşi'nin fenalaştığı ambulans geldiği iddiaları var. Doğru mu? Bir de istifa ettiği yok, konuşuluyor. Yok yok yok. Öyle bir şey Öyle bir şey yok. Yani. Ee, biz görmedik ancak bu bir federasyon yetkililerine sorduk o konuyu. Evet. İki, iki durum hakkında da do, doğ, doğru bilgi değil dediler. He, i̇stifa da yok. Daha fenalaşma da yok istifa, istifa konusunda doğru değil dediler bizi. Peki e, Suudi yetkililerin Atatürk konusundaki böyle bizim bizim için kırmızı çizgide ki bu negatif tavırları ve iki tarafın çıkmama olayı bütün bu yazdan çizilen hepsi doğru olduğunu söyledi Erdem Timur. Senin buna eklemek istediğin bir şey var mı? Alo? Gürcan? Gürcan? Duyabiliyor musun? Gürcan. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Gürcan. At kesilmiş olabilir abi. Tabii kesilmiş Tabii olabilir. Abi yoğunluk da var şimdi orada. Ben ne dedim bak büyük eşyeye hiçbir şey olmamış. İstifa etmiyor ya. Alo duyuyor musun beni Gürcan? İstifa etmez abi etmez. Etmez abi. Etmez Hı? abi. Ya bu nasıl iş kökmen abi? He? Ya. ya. ben olsam var yani şu anda istifa yönetim kuruluyla birlikte mesela Fatih Hoca'yı hatırlıyor musunuz? Bir gece bir anda istifa etti şeyin yüzünden. O başkan var ya Çilek, Çilek Ünal Aysan'da. Bir dakikada bıraktı. Bir olay oldu. Aldım dedi. Ama. Yani bir şey söyleyeceğim sana. Ya da başkası ya da Samet ya da Şenol'u. He? Ha? Ya hala bırakmıyor biliyor musun? Ya adam nasıl yapışmış? Ahtapot gibi ya. Mehmet büyük ekşi ahtapot gibi bütün futboluna yapışmış ya böyle ya. var adam He? abi ya, ya, bu yani Abi şimdi, böyle çıkmış ya. Şimdi belli bir yaşa gelmiyor. İdealist falan demeye kimsenin... Abi ne idealist olacak yani ya? Yani ne idealist? Canlı var. Ne canlı, canlı abi? Bir dakika Müslüm Bey bir daha arıyorum. Ne idealist abi ya? Bırakmıyorlar. Süper Lig'den sorumlu yönetim kurulu üyesi. Futbol Federasyonu'nun. Bırakmıyorlar abi ya. Hayatta bırakmazlar. Bekleyeceğiz. Peki. Yanlış bunlar işler yaptılar çok ah aldılar bak dönüyor şimdi ne diyorsun böyle bu işler <laughs> abi ahlı vahlı dünya dikkat edeceksin yaşarken ahlı ve adaletli olacaksın yöneticiysen adalet dağıtacaksın Babacığım insansan insan gibi davranacaksın bitti ha, onu, ona katılıyorum ama üstede tamam ben senin üstede şunu ekledim herkesin bir görevi var bir anladın var. mı He. abicim ama yöneticiysen adaletli olacaksın. Futbol yönetiyorsan, ülkeyi yönetiyorsan. Değil mi? Zaten de Ekonomi... iyi insan oldun mu adaletli olursun. Ali amatör. Düşmez Bey'den mesaj. Şu anda konuşamıyorum. E, kusura bakma diye. Şimdi mesaj attı. E, Sayın Ali Düşmez. İcra kurulu üyesi. Amatör İşlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi. Erman Bey'i arayabilirim. Hamit Top kapalı. Aradın hep. Hamit aradı açmadı. A, açmadı. Abi bazen uçak uçakta olabilir ama ha, hakikaten ha. Kalktı mı acaba uçak? Hı? Uçak kalktı mı acaba? Kalkmıştır ya uçaklar. Bence Fenerbahçe, Galatasaray, kafesi havadadır. Yani, yani şimdi uçaklar geldiyse evet. demek ki Suudi yetkililere Tabii, izin verdik ya uçaklar verdi. geldi. Erdem Bey nasıl geldi abi? tabi? Yoksa ona da vermez. Yönetici ya. Özel uçağı da kaldırmaz Suudi. Abi Erdem Bey uyanıklık yapıp hemen ben <laughs> yani, çok... de daha bu olaylar olmadan belki de şey yaptı. anladı olayın hangi boyuta gittiğini. Belki de geldi. Akıllı adam akıllı. hemen geldi. Müthiş akıllı zaten. Aklına bir şey demiyoruz onu. Yani düşün. Tabii geldi o zaman. Şu anda evde olduğunu düşünsek ama bir de 4 saat yolculuğu düşündün. Pasaport gir çık. Eee evet. 5.5 saatlik bir olaydan bahsediyoruz. Bu olay ne zaman patlak verdi? Saat 15 civarında. 15 mi ya? Tabii saat 3 gibi oldu yani şey ilk ama, patlak verdi. Ama maç saat kadar bekledik değil mi? 9 çeyrek kala. Tam bekledik. Konuşmalar, konuşmalar oldu. Ama saat 7'de e Galatasaray'ın sahaya çıkacağı belli oldu 6.30'da. 2 saat kala pardon. Hemen o anda uyanıp eee de arkadaşı şey yaptı. Çıkmıyorsa o da bindi geldi. Veya bize İstanbul'dayım dedi. Çünkü ben nereden bir stad'a girerken görürsüz şeyi gördüm. Otelde görüntüsü vardı bugün. Abi tamam saat şimdi kaç? Riyad'da görürsünü gördüm. Saat 12.30'a geliyorsa 7'de binse normal gelmiş yani. 3 saat, 3 saat abi Riyad'da o kadar da 4 4 saat değil. Yalan ya. borcum var bir de niye yalan söylesin adam. Böylemez ya. Yani. Orada evet. görmedin mi sen onu? Yok yok gördüm. Riyad'daydı. Tamam. tamam. dedi ki Gökmen abiye de ben geldim Acaba, dedi. Acaba rahatsızlanıp bugün erken mi döndü? Hastayım dedi ben dedi. Sen onu bugün gördün mü statta? Yok işte Riyat'ta gördüm Açıklaması vardı Dursun Özbek'le beraber. Dün. Belki dedin ki bugün sabah Havalimanı hastalandı. Havalimanı şey da çünkü. Belki bugün, canlı bağlantı yaptılar. He, belki bugün hastalandı Serhat döndü. Neyse geçmiş olsun, geçmiş olsun ya bize ya abi. Yani nereden belli affına sen biz de mecburuz yani kusura bakmayın. Çok özür dileriz size. Ya, siz kötü bir şey ee, yapmadıksa merak e, ettince herkesi arıyorsun sen. Ulaşmamız lazım ya. Yapacak bir şey mi? Hayır insanlar Alman torol mesela hayatta açmamazlık yapmaz. Neden açmıyorlar abi? Ali Koç'un telefonu komple kapalı. Ya açar mı ya? Uçaktadır Ali Koç. Uçaktadır abi. Ya artık uçaklarda telefon açılıyor abi internet var. Ama açmaz belki abi. Kapattı onu herkes arıyordur şimdi. Doğru değil mi? Herkes arıyor yani. Yes. Bu geceye bak abi ya. He? Ya bu 2023 ne zaman çıkıyor? Neyse 2 gün kaldı. Pazar çıkıyor mu 2023? Kurtuluyoruz. İnşallah yeni bir federasyon başkanıyla gireriz 2023'e. İnşallah kulüpler şu şampiyonluklar falan falan bunlar bir güzelleşir artık. <laughs> He? Güzelleşmesi lazım zaten. Yeter artık ya. Buradan bir ders çıksın da yani. Değil mi? Evet, evet, evet. Bir ders çıksın. Abi yeter. Yorulduk ya. Ankara, Avni Umut yerinde ders çıkaralım dedik. Ders çık. İstanbul Spor ders çıkaralım dedik. Aynen. Yani tahammül sınırlarını aşan... Yorulduk ya. Yani hiçbir dünya ülkesinde bu bölmüş, arka arkaya yaşanmamış üç büyük bu ama en büyük majörüydü. Bu bitti abi. Yani, yani maçın adı bugün Gençler Birliği ile Sivas Spor olsaydı konuşulur ama yaklaşık bir saat sonra biterdi. 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 Abi Galatasaray Fener oldu. Bu Abi, maç çıkmadı. Galatasaray Beşiktaş veya Fener Beşiktaş olsa da aynı ee, şey yapardı. Yapardı. Etkiyi yaratırdı. Bu öyle böyle değil yani. Ya bu var ya hani deprem olur 3-5 filan. Bu bence 10 şiddetinde. Skandal abi. Bu var ya 10 şiddetinde yani Skandal yıktı abi. yaktı kırdı aklına, geçti. Aklına He? hayaline gelmiş. Şöyle soruları kırdı yazalım geçti. abi. Benim kırdı bütün geçti. gazeteci ben arkadaşlarımla havalimanında tamam. istirham ediyorum ki bu mutlaka bu olay mutlaka ve e, yarın gazete manşetlerine, televizyonların yarınki ana haber bültenlerine birinci sıradan e, yaklaşık bir saat boyunca girebilecek olaylardan bir tanesi. Bir. Bir. Bakın ne kadar kibar yazıyorum. Neden? Neden Riyad? Riyad. Anlaşmada anlaşma detaylarını merak ediyoruz. Yani burayı açarsak sevgili seyirciler, Atatürk e, pankart Atatürk pankart e, ısınma formaları ısınma forma eee Atatürk, pankart, ısınma, istiklal maaşı. Marşı. Bunlar... Abi stada ekler misin? Neden böyle küçük bir stada gittik? 20-25 bin. 20 i̇stiklal marşı. Lütfen stat neden bu stat? Yazıldı mı? He? Ay stadyum neden bu? Stat. Bir. Tamam. İki. Üç. Ya stat. Peki. En son. ne? Seyirci için ne diyorsun? Ne düşünüyorsun? 500 Aynen. kişi gelir mi süper kupaya? Ne kadar para alacaklardı? Ha? Ne kadar? Süper kupaya 500 seyirci olur mu Gökmen abi? Para. Serhat. Detaylı istiyorum. Ha? 25 bin kişilik statta 500 kişi. Olur yani. mu ya? Olur. Olur mu abi ya? Olmuş abi işte. Bu bu yumuşak bu yumuşak açıklama neden yapıldı? Allah'a doğru. Buna bu yumuşağı tabi yani bana göre çok yumuşak olduğu için söylüyorum. Farklı bir anlam çıkarılmasın. <laughs> Politik. Politik de Baskı. Şantaj. Şantaj olmaz da dur. Politik baskı. Tehdit. Politik baskı ve tehdit var mıydı bu anlaşma yapılırken? Can güvenliği ne durumda? Buna uçağı kaldırmayız dediler mi? Uçak kalkmaz. Dediler mi? Ee, sonra işte abi şey, bu maç bir daha oynanacak mı mesela? Bu maçı merak bu. ediyor musun mesela? Abi ben şeyi merak ediyorum. Bu... Ne merak ediyorsun? Abi... abi bir dakika. Gökber abi sen başka ne merak ediyorsun? Bugün federasyon başkanı, kulüp başkanları burada olsa neler sorardın? Allah abi ne sorar ne sorarsın ki bilmiyorum ya. ya benim en çok merak ettiğim Küfür olay etmeden. şu. Heh. En <laughs> çok merak ettiğim olay şu. Evet. Yani oradaki oradaki Sudilerin ee, Suudilerin karşı çıktığı hani Atatürk bilmem işte forma, morma işte. öyle oyna, şey çıkamazsın. Can da Yani yani onların istemediği şeyleri anladın mı? Evet. Bizimkiler bizimkiler evet. kulak Sen arkası konuş. yapıp da kulak arkası yapıp da ciddiye mi almadılar yoksa hakikaten anlaşırken bu o konuda yani Atatürk'le ilgili anladım her şeyi yani resimde ne bileyim ondan o şey yapmaktı nasıl derler övgüyle bahsetmekti o su bu su neyse yani övgü dolu her şeyi o o anda o anda o anda mukavele yaparken yani maç şeyi e, turnuva e, maç şeyi yaparken e, nasıl derler e, <laughs> Yani ciddiye almadılar mı yani bizimkiler? Arkadaşlar bir şey daha araştırabilir misiniz ya? Bu yurtta sul Cihan'da sul olayı. Ve ne mutlu Türk'üm diyene. Dün ben hiç böyle bir habere rastlamadım. Galatasaray bu pankartla, Fener bu pankartla çıkacak diye. Ben şimdi şeytanın avukatlığını yapmak istediğimde, yapacak durumda gelsem, bunu birileri Aa böyle yapın deyip, bizi gerçekten Suudilerle Türkiye'nin arasını açmak veya bu olayı bir siyasi boyuta taşımak veya birilerini burada güçsüz düşürmek için mi planlandı? Çünkü basın toplantılarını izliyorum. İşte hani Okan'ın, İsmail Kartal'ın tamam Türkiye'nin 100. yılı gitmemiz manidar, tuhaf, para var diyoruz. Peki ikna oluyoruz. Kulüp başkanları da ikna oluyor. Gidiyorlar. Şen şakrak. Orada hafif bir gerilim. Ama bu olay yurtta sür, cihanda sür. Ben bugün Twitter'a bir baktım. Yurtta sür, cihanda sür. Ne alaka diyorum ya. Atatürk'ün bu sözüyle ne alakası var maçın? O işte izin vermiyor. Yani birileri Sayın Ali Başkanım mutlaka bizim yurtta sulh, cihanda sulh diye bir pankartta çıkmamız lazım. Bu Suudilerin yumuşak karnı ee, deyip ortamı gelmek için birileri buna nifak yani ateşin altına odunu mu attılar ve Galatasaray'da ne mutlu Türk'üm diye. Bunu çözemiyorum. Kafamda oturtamıyorum. Abi, Allah bu mesela dün hiç böyle bir şey gündeme gelmedi. Ya, Neden mesela bunlar ya dün konuşulmadı? Demin de programın başında da yani oradaki elçilerimiz, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı. Yani bunlar olayları ülkeler arasındaki dostluk, barış yani ne bileyim daha sevgi, paylaşım, paylaşım yani bir ton şey var. İnsanların birbirleriyle anlaşabilmesi için yahut da ne bileyim e, kağıdı döküp işte siz bunlar biz bunları bunları seviyoruz ana sevmeyebilirsiniz falan gibi böyle absür şeyleri anladım şeyler yapıp kontratlar yapıp falan anladın mı? onları e, oyalama adına e, sö söyleyebilirler. ama öyle bir şey ki öyle bir şey ki, hmm. abi ciddi yani burada burada bizim yönetimin yönetimin yani federasyon başkanının kulüplerin yani tekrar söylüyorum oradaki içişleri şeyi elçilerin iç dışişleri bakanlığının Oradaki oradaki yani bu maçta bu bir de şu var. 100 milyon 100 TL gibi bir avanta para veriyorlar adamlara. Anladınız Bak, A, bunu niçin için verebilir? Ama bunun araştırmasını şimdi, yapıp da o ha, parayı neden veriyorlar falan gibi şimdi, olup hepsini bir paket halinde anladın şimdi mı? Abi. O, onların lehine de bizim lehimize de ya onların aleyhine yahut da bizim lehimize kötü şeyler olmayacak şimdi, şekilde onu organize edip anladın Aynen. mı? ortaya koymak. Bak artık. Ama bu yok abi yok. Bak şimdi. Yok saldım çayıra Mevlem kayırı abi. Bak olay ne biliyor musun? Şimdi bu Sudiler Türkiye Futbol Federasyonu Suudi Bakan Yardımcısı görüşüyor. Tamam Diyor ki kulüpler diyor ki federasyon diyor ki işte tişörtler sen yazdın ya çok güzel pankartlar falan filan diyor ki. Ama bunlar neden bak, dün mesela yok, yok. gündemde? Şunu anlatacağım sana İşte bak ne oluyor orada sen, onu anlatmak istiyorum Serhat'cığım. Diyor ki federasyon Bunlar bunlar diyor istemiyoruz diyor ve diyor bak İstiklal Marşı'nı çal çalabilirsiniz. Önce hayır diyorlar. Bak sonra evet diyor. Ama ne diyor biliyor musun? Yanında diyor. Suudi marşı da olacak. Diyor. Ya Suudi Arabistan marşını da istiyorlar ya. Ya bu federasyon var ya bir facia bir rezalet. Buna bile göz yumuyor. Hayır, Suudiler mesela başta buna istiyor abi. Şey dedi mi ya biz demiş bizim e, siyasi yönetimimiz. Aynen. Sizin Kurucunuz Atatürk'e karşı çok sempatiyle bakmayan bir yaklaşımı var. Ne kadar Atatürk'ü simgeleyen resim, evet. yazı evet. gibi şeylerden bunu... imtina ederseniz kaçınırsa o kadar daha iyi. Ya böyle bir şeyi anlattın, yok böyle çok bir güzel. şeyi Durdu. sunmuş olabilirler mi? Sunmuşlar Nereye Yok ya salam ya Türkiye sun... bunu sunmuşlar Hayır. Abi. abi. bizim, evet. bizimkiler de bunu kabul ettiyse yazıklar olsun. E abi bak göreceksin. Yarın, Yazıklar olsun. Bak yarın beni arayacaksın saat 12'de, bir 1'de, 2'de. Lütfen ara. Adnan sen haklısın diyeceksin. Yazıklar olsun ya. Ve Türkiye Futbol Federasyonu bunu kabul etmiş. Bak. Kulüpler bunu kabul etmemiş. Abicim şimdi mesela İspanya'da Real Madrid'de Barcelona olduğunda Real Madrid'de işte sizin e, faşist lideriniz e, e, şeyi, kim? Evet. E, Franco. Franco mu? Evet. Yani Franco ile ilgili işte tişört bastıramadık. Böyle bir şey söyler mi? E sen abi, o işleri adamlar. biliyorsun işte. Abi... Bana söylüyorum işte bak. Ya da İtalyanlara Mussolini'nin burada M'si geçmeyecek. Bak. Sakın Mussolini ile ilgili bak, simgeler, işaretler yapmayın. Bunu, böyle bir şey söylerler mi bunu ya? Bunu federasyondan çok önemli bir dostum anlattı. Diyor ki böyle böyle oldu. Hatta Suudi Marşı'nı istemişler. İstiklal Marşı ya, var. Suudi Marşı tamam. olabilir kardeş. Tamam. Hayır istediklerini söylüyor. Ha, Galatasaray'ın ısınmaya çıkacağı forma bu. E tamam bak işte Atatürk abi. Abi Biz de görüyoruz ya. E, yok hayır. Yani, Hayır, <laughs> yol onu kabuğu, ya gitti ya. Bu abi, da Fenerbahçe'nin ısınmaya çıkacak. Al buyur abi. Şimdi bu formayı... Yok demiş. Ben İrfan, bak soyma odasındayım. Tamam. İrfan ben kaptan tamam. Ceko'yum. Evet. Hadi arkadaşlar ısınmak için sahaya çıkacağız. Tamam. Formalarımızı giydik. Galatasaray'da öbür formayı giydi. Atatürk'ü biraz daha küçük gösteren... Şunu giydi. Bundan biraz daha küçük logo şey şu. Bu formayı giydi. Kerem Aktürkoğlu, Musera. Tamam. Hiç kimsenin haberi yok. Ben evet. ısınmaya çıkıyorum kardeşim. Bu benim maç formam değil. Terleyince çıkartacağım formamı giyeceğim. Yüzüncü form. Onları da verelim. Şey kalkıp da bir Suudi'li görüp bir dakika bir dakika bir dakika. Burada Atatürk var. Siz bu formayla çıkamazsınız. Demez abi. Aklına gelmez adamın böyle bir Ama şey. Işte, ay yani bunu Atatürk olduğunu belki bu Galatasaray'ın e, kurucusu atıyorum. Ee, Ali Sami'nin resmi. Nereden biliyor? Çünkü önce federasyonla görüşmüşler. Oradan Niye? biliyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmüşler. Federasyon demiş ki bak bunlar böyle böyle olacak. Bu da böyle böyle. Hayır demiş Suudi Bakan Yardımcısı. Bunlarla çıkamazlar. Bunlar siyasi. Ya Atatürk'ün ne siyasesi var? La oğlum. Atatürk'ün siyasetle ne ilgisi var? Bizim kurucumuz o. Federasyon bunu biliyor. Evet. E göreceksin yani. Beni bak. Ya o da dese ki Galatasaray Hayır bu Ali Samiyen. Öbürü de Fenerbahçe Stadı'nın adı var. Şükrü Saraçoğlu'nun resmi derse. Yani benim anlamadığım bir şey var. Abi Atatürk'ü Gerçekten mi abi? Işte. ya kafayı yedim ya beyin sulaması yaşıyorum. <laughs> Oturtamadım bazı şeyler var. Ya, bu Suriyeli abi... kalkıp evet. işi gücü bırakıp evet. evet bir maç organize ediyor. Bunları istemiyoruz demişler. Ben de. İstiklal Marşı'nı istemem. Demez abi böyle bir şey. İstiklal Marşı'nı istiyorum demiş ama Suudi Marşı'yla demiş. Veya ben Atatürk resim, Atatürk e, fotoğraflı resimle evet, şortta çıkamazsınız demez demiş, yani. Demiş abi. Siyasi adam, ibare. adam, maça, adam maça para veriyorsa anladın mı? Atatürk'ü de istemez. E, tamam. mı? Bayrağını tamam. da istemez. 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 E, tamam. İste, ulusal marşını da istemez. i̇stemez ya, baba, o zaman maçı bir tek, ama baba, maçı siz, maçı neden tek, kabul ettiniz be? Bir tek ha? Türkiye, bir dakika maçı bir tek Türkiye yayınlıyor. Suudi'li için Atatürk'ün orada resminin obamamasının çok önemli Yok, olduğunu abicim, düşünmüyorum abicim, yani. Abi, ya, ya. abicim. Ya bunu bütün dünya bu Şampiyonlar Ligi finali olsa, Suudi Arabistan'da ev sahibi olsa, burada bir siyasi mesaj var. Biz bunu istemiyoruz diyebilirler. Bu iki tane e, farklı ülkenin İki önemli takımının bu maçı yayınlasa yayınlasa Türkiye yayınlayacak. Bir de Suudiler yayınlıyor, yayınlıyordur. O da belki X kanaldan. Çok da önemli olmayan bir kanaldan veriyorlardır. Adamları çok zaten sada seyirci gelmemiş abi. Kimin umurunda? Dünyada kaç kişi biliyordur Galatasaray Fenerbahçe maçının Suudi Arabistan'da oynandığını. Sadece sporun içinde olan biz Türkler biliriz. Çünkü iki tane takımımız orada. Suudiler bilir. İşte Ronaldo'yu, Neymar'ı, e, ee, benzemesi bilir maçı. Galatasaray uçağa kalkmış. Maruf Güneş'ten tanıyor musun Galatasaray'ı yönetici? Adını söyle. Maruf Güneş. Yönetici. eski. Ee, uçak göğe Galatasaray'ın kalkmış o da geliyormuş. Yani Galatasaray ya, dönüyormuş. Dönüyormuş dediler. Yok kalkmamış. Tam kalkmamış. Tamam, öyle dedi. Şimdi Savaşta kalkmadığını şimdi herhalde <laughs> o da <laughs> tamam. içeriden görüyor. Görüyor yani, tamam. Diğer kanallar canlı yayın yapıyor. Öyle Değil mi? mi? Evet. Yapıyorlar mı Savaş şu anda hala? Ne oldu? Olay bir anda kapandı mı? Bitti mi? <laughs> Bir tek bizi. Bizi biz kalmış. Ben gitmem buradan. Ben buradan gitmem. Bu bayrak ve bu Atatürk olduğu müddetçe bu stüdyodan gitmem. Öyle sabah kadar burada mı kalır? Kalırım. Sabah kadar savaşırım abi. Uçak 5'te şey yine. Beş Fark etmez. 5'e kadar burada beklerim. Aynı şeydir. Ben abi, ne Atatürk ile bayrak bırak. Gökmen abi sana güle gel. Sen Erdem Bey'i bir daha ara abi. Erdem Bey'i bir daha ara. Ara ara ama. Yok ya niye arasın? Yok ya olur. Aradık olur. Eksik olmasın. Erdem Bey geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür Herkese geçmiş olsun. Ülkemize, ulusumuza futbol takımlarımıza, yöneticilerimize, federasyona saygım. Ya sorular bu neden riyat? Bunu 3 kulüp başkanından cevap. 3 2 kulüp başkanı TFF Başkanı lütfen açıklamak zorunda. Anlaşma detayları. Atatürk pankartlar, ısınma formaları İstiklal maaşı yazıldı mı? Sözleşmede? Sözleşmede? Yazıldı mı? Ne kadar para alacaksınız? Kaç yıllık anlaşma? E o para parayı Erdendimur tek başına gaz hediye eder ya. Biz neden abi bunları öğrenemiyoruz abi, abi ya? Abi boş teyri eder. Ya neden bunlar açıklanmıyor? Bu yumuşak bana göre komedi açıklama neden? Politik mi? Baskı ve tehdit mi var? Birileri size emri vaki mi yaptı? Can güvenliği. Uçak kalkmaz dediler mi? Bu uçağı uçurmayız dediler mi? Suudiler gerçekten atamıza bir tavırlı mı? Tavırlı olmaz mı ya? Çıkartmadı işte abi. Neyi? Sahaya seni çıkartmadı işte. Atamıza tavırlı olmaz mı? Bir dakika ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Kendini Suudili yerine koy. Tamam. Sana bir TFF anlaşma ben El Hasan olayım mesela. Ha, ya Sen e, Su, Suudi Arabistan'ın evet. Futbol Federasyonu Başkanı Adnan. Tamam. Yok El Hasan de ya fark etmez. El Adnan ol. El Adnan ol. El Adnan. Tamam. Ben büyük ekşiyim. Buyur Habibi. Hacca geldim. Geldim. Ondan sonra dedim ki ben TFF Başkanım. Randevu istiyorum. Sen randevu verdin. Madem Türkiye'den geldim. Tamam mı? Tamam. Tanıştık. Yanımızda tercümanlar var. TFF Başkanı kendini Türkçe olarak da zor anlattığı için yanına tercümanlar aldı e, Suudi'li meslektaşına soruyor. Tamam. Ya işte siz burada İtalya'da İtalya şampiyonlarını ağırlıyorsunuz. İspanyol şampiyonlarını ağırlıyorsunuz. Buraya dünya ünlü takımlar turnuvaya geliyor. Büyük iş başardınız. Ronaldo'yu, Neymar'ı onu bunu getirdiniz buraya. Biz Süper Kupa diye bir şey yapıyoruz. Daha önce bunun adı Cumhurbaşkanlığı Kupası'ydı. Sonra adını Süper Kupa yaptık. Keşke öyle kalsaydı ha, da. Keşke öyle kalsaydı. Cumhurbaşkanlığı ha. Kupası kalsaydı. Anlamı vardı. Atatürk Kupası olsaydı. Atatürk Kupası olsaydı. Oldu. He. Bir dönem oldu. Bir dönem öyle İlk oldu. Yıl, yıl. Ne? İngiltere'deki de mi şey, yani. şey Neyse tamam. Detay sonra gelir. Evet, geç abi. Biz Heh, Erman Toroğlu arıyor. Tamam, sen konuş Erman hocamla. Erman abi nasılsın Serhat ben? Abi canlı yayındayım. Dikkatli konuş. Ne haber? Biz çünkü seninle çok samiyetimiz samimiyetimiz olduğu için sen şimdi farklı bir şey söyleyebilirsin. Beni zor durumda bırakma. Ne haber? Ne İyi vallahi sağ de İyi hocam yani yayında da sesin duyuluyor. Aman ee, yani. abi biz kimseye ulaşamıyoruz. Ne olur bizi bir bilgilendir. Uçaklar kalkmadı diyorlar kalktı deniyor. TFF Başkanı bütün yönetim kurulunu tek tek aradım. Hamit Altun Top Müslü, Müslüm Özmen Ali Düşmez. Ne oldu Erman abi senden bir yorum alalım. Nasıl bu olaylar gelişti? Nerede hata var? Bize nasıl izleyicilerimize Stüdyoda da Gökben abi ve Adnan Aybaba var. Geçmiş Nasıl oldu. bilgilendirebilirsin? Geçmiş olsun diyorlar. Herkese selamlar da şöyle söyleyeyim. Otele geldim. Ee, şu anda yataktayım. Çünkü sabah erken uçağına yer bulmaya çalışıyorum. Hiç bir haberim yok. Yani detay olarak bilmiyorum. Çünkü biz yayın yapacağımız için yukarıda odadaydık. Hiç yani münasebette bulunamadık. Dışarı ile bir şey yapamadık. Onun için de fazla bir bilgim yok yani vereceğim detay yok. Ee. Yoksa veririm yani söylerdim. Yok Erman abi sen çok zeki bir insansın. Bu mesela bir anda öğlen yurtta sur, cihanda sulh, cihanda sul ve e, ne mutlu Türk'üm diye iki pankart çıktı ortaya. İşte Galatasaray bununla çıkacak, Fener bununla çıkacak dediler ve Suudiler hayır böyle bir şey yapamazsınız, böyle bir şey anlaşmadı yok veya biz buna izin vermiyoruz. Yani bunun... E, evet. Efendim? Bunları sen duymuşsun. Ben benim bu konularda hiçbir bilgim yok. Olsa konuşurum. Hmm, Konuşuruz. Peki Erman abi mesela ne? Anladım. Ben neyle uğraşırken bunlara vakit bulamadık. Allah Allah ya abi akıl evet. sır erdiremiyorum yani böyle iki tane sen Türkiye'nin en popüler takımını oraya götüreceksin. Bu maç oynanmayacak. Adamlar e, biz dönüyoruz diyecekler. Yani mantıklı bir şey değil yani bu. Sadece yani burada nasıl bir fikir yürütebilirim diye sana danışın dedim. Sen bir bilensin. Tecrübelisin o yüzden. Tamam da bilsem konuşayım. Yani net bilsem bazı şeyleri sana söyleyeyim. Peki abi ne kadar seyirci vardı mesela maçta? Yani oradaki insanların e, surat tavırları Yok, yoktu. yoktu. Yani Çok seyirci yoktu. öyle evet, çok fazla seyirci yoktu. Evet biz de bir ayak kırıklığı uğradık yani. Türkiye'den bu kadar kişi geldi falan dediler ama statta ne kadar 2000 kişi falan var mıydı Erman abi sen son ana kadar orada gördüğünde? Herhalde o kadar vardı yani. Herhalde. Herhalde o kadar vardı. Yani kapalı tribünü göremedim çünkü biz kapalının üzerinde olduğumuz için bu tarafı göremedim. Herhalde o kadar vardı canaçım. Yani çok fazla, fazla bir bilgim yok. Otele geldik, bir şeyler atıştırdık. Yarın sabah altıda kalkacağız onun için. Peki. Yukarı abi sen pek hiçbir federasyon görevlisiyle. Abi, ha. Sen pek hiçbir federasyon görevlisi veya bir kulüp e, futbolcu. Başkan yöneticiyle hiç karşılaştın mı? Vallahi yani hiç karşılaşmadım ne yeri. Hiç karşılaşmadın. Yani herkes geldi bir şeyler yedi. Herkes kendi kabuğunda oturuyorlar, konuşuyorlar. Ben odaya çıktım bilmiyorum. Sen peki senin kaldığın otel etti TFF'nin kaldığı otel aynı mı? Yani Büyük Ekşi aynı otelde mi evet, kalıyorsun? Aynı otel. En son ne zaman gördün Büyük Ekşi'yi abi? Hiç görmedim. Hiç görmedim. Hamit Altun topu filan şeyi de gördün mü? O Montella'yı, Hamit Altun topu veya farklı kişileri. Topu gördüm. gördüm? Selçuk'u gördüm Galatasaray'da. Yokan'ı gördüm Fenerli. <laughs> Hamit'i gördüm. Bu kadar gördüklerim. Peki seninle bir şok yaşamadın mı abi? Size de mesela kul kulaklığınıza dediler ki Erman abi maç yok. O yüzden otele gidiyoruz dediğinde tepki nasıl bir tepki verdin abi? Valla hiçbir tepki vermedim abi yani değişik bir gece ama ne olduğunu tam çözemediğim için tam da yorum yapamıyorum. Zaten. Anladım abi Anladım. Tamam, Anladım. tamam abi senin erken kalkacaksın seni de fazla yıpratmayayım. Adnan da selam söylüyor hocam, Gökmen güzel, abi de. Güzel güzel, güzel gel. Hayırlısı olsun evet. abi. Dikkat et kendine. Hayırlısı demek lazım Hayır. hocam yani onu demek lazım şu anda. Yani maçı bir daha ne zaman oynatacaklarına dair bir bilgi sahibi misin veya nerede oynanıyor şey hiçbir, hiçbir şey, şey, şey bilgi Hiçbir şey yok. Allah Allah. O sen hayatında böyle bir şeyle daha önce gittiğinde ertelendiğin, ertelen bir maç oldu mu? Bize yukarıya, bize yukarıya maç geç de olsa başlayacak denildi ve biz yayına devam ettik onun için. E sen her maç başlayacakmış gibi hazırlıklıydın hep. Tabii yukarıda hazırlıklıydık biz Enderler. E ne zaman öğrendin Siz abi? Peki İki takımın maça çıkmadığını biz tam... Serhat'cığım biz yayıncı kuruluşuz. Resmi bir açıklama gelmeden biz terk edemeyiz biliyorsunuz. Doğru doğru, doğru doğru en doğru, haklısın. Yok, Sana ya. en son ne zaman söylendi Başka. abi maç kesin oynanmıyor hadi artık otele gidiyoruz yani, sopardan Açıklama yani. yapıldı açıklama yapıldıktan sonra biz bıraktık. Ondan sonra bıraktık. Neyse abi Çünkü artık. Çünkü açıklamaya yani. vurmadan evvel bırakma şansı yok biliyorsunuz. Yok, yok tabii nereye gideceksin yani abi. Değil, Göre. abi. Bu böyle dedi şu böyle dediyle dedi, yapamazsın bu işi. Abi hayırlısı olsun yani. Türk futbolu bir bunu yaşamamıştı bunu da yaşadık. Yani ne diyelim artık. Vallahi hayırlısı olsun canım. Tamam abi Biz öpüyorum dibe çok. Işte o kadar. Dibin dibine vurduk yani. dip mi? Artık neredeyiz? Ben dibe İnşallah dibi dibine vurduktan sonra sıçrama yaparız. <laughs> İnşallah abi. Peki herkes şunu da konuşuyor. TFF başkanı istifa etti diye. Senin kulağına böyle bir şey geldi mi hiç abi? Hayır gelmedi. Hayır. Ambulans geldiğini gördün mü abi otele hiç? TFF başkanı fenalaşmış Hayır, diye. Vermedim. Tamam abim öpüyorum seni. Hürmetler Erman abime. Tamam. Sağ ol. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet teşekkür ediyoruz Erman hocamıza. Ee, katıldı. Yani herkese de bir <laughs> biz mi olayı çok abartıyoruz. Eee <laughs> şey, ben krize girdim. Erman hoca gibi çok önemli bir isim. Uçanı, kaçanı, geçeni, göçeni bilen bir isim. Erman hocam. Hacı diye... o da şokta. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> ben, ben, esas, ya e, vallahi ben deli olacağım abi en büyük şok da benim ya. Hayırdır ne oldu? Abi her şeyi bilir Erman Hoca. Havadan sinek geçti dişi mi şey mi erkek mi? İşte şu oldu bu oldu. O oh, bir şey demiyor. Şeyi arıyorsun haberci diyor kimdi o? Gürcan. Bilmiyor. Bizim Gürcan'ı arıyorsun. Ne oldu dedi bana? Ne oldu diyor. Bir şey anlatmıyor. Ya ne oldu arkadaşlar? Hayır, bir dakika bir şey Hayır. söyleyeceğim. bir şey söyleyeceğim. Biz öldük. Ben aldım. Öbür tarafa gittik. Neyse evet. maç oynanmış da olabilir. Bilmiyoruz yani. Hayır ben böyle bir şey hayatına girer. Herkes süt. Yani ne ya biz yaşıyor muyuz abi ya? He? Bir dokunayım bakayım sana. Gökmen abiye bakayım orada mı? Sen <gülüyor> <Gökmen> <gülüyor> abi sen misin? Gökmen abi. Vallahi. Ben böyle dokun. bir şey görmedim. Ya. Adam dokun vallahi ya yani ben de anlamadım herkes. Yok ben ya, yok doğal, ben Adnan diye Ya Adnan ben, abi. Ben Adnan Menderes'in ruhuyum. Bak dokun. Ruh. Saçta. <laughs> Abi, aynen Az önce sen kahve döktün mü? O yaşandı değil mi? <laughs> o bitti. Her <laughs> şeyde kafa. Ben sana söyleyeyim mi? Yemiyorum şu anda millet neler yazıyor ya. Bak şu saatte hiç kimse uyumamış. Bak şu saatte ilk kez hayatında 782 tane WhatsApp mesajı geldi. Diyorsun. Program başladığından beri. Ben şokum benim daha da artıyor. Tabii <laughs> Azalacağına. <gülüyor> ben, hocam, ben bilmiyorum Serhat. Peki şunu yaptım. Haberim yok Serhat. <laughs> Aynı otelde kalıyorsunuz Hiç görmedim Serhat Ya bayılıyorum hocam ya <laughs> Neyse Abi bahşişte gülüyoruz Ne yapalım abi Diyecek bir şey yok ya Allah billahi ya Ne bileyim ya <laughs> Sonuçta biz <laughs> Rezil olduk mu olmadık mı? Abi olmaz mıyız ya Ya bunu niye sonuçta diyorsun Olduk tabii Mesela dünyada Şimdi değil ki bir haftadır rezil olduk Futbolla olursun. ilgili futbol severlerin Yüzde kaçı mesela bu olayı biliyordur? Şu anda mı? Şu anda dünyada %70 %80'i bilir. Ben hiç inanmıyorum abi. Hayır. Bence hayır. bu olayı... Abi birinci ajanslardan... Bak, bak savaş bulsun. Türkiye, biraz Suudi, Almanya, Hollanda, abi. Belçika ve biraz Amerika dışında çok sporun içinde olanlar biliyor, biliyor musun? Bir UFA, Bence hiç abi. kimsenin böyle bir kupadan haberi de yok bence. Yapma abi UEFA, FIFA. Bak şimdi bilmiyor. savaş kardeşim dostum. Ne UEFA? Gerçi geç oldu ama Avrupa ajanslarına haberlere bakarsın. Bu UEFA'nın organizasyonu değil ki. Değil. Ama abi bunlar ajanslara her yere düştü bir şey. Bence Cafer'ini falan e, arayıp ya sayın e, <laughs> UEFA başkanım böyle böyle bir şey oldu. E, Cafer'ini. Burada bir siyasi bir durum ortaya çıktı. Ki Cafer. Türkler e, Atatürk formayla çıkmak istediler. Suudiler izin vermedi. Maç iptal oldu. O diyecek ki ne maçıydı bu? Aa, i̇şte bir süper kupa maçıydı. Sen bir şey diyeceksin. Bir şey aklıma geldi Bence abi. şey ne yapalım? Abi, i̇ptal oldu diyecek. UEFA bir de bize ceza kesmesin. Niye ki? E, siyasi şey diyorlar abi ya bunda. Burası FIFA'ya bağlı. FIFA'ya <laughs> FIFA bağlı. Oh. UEFA'ya bağlı. Hayır, şimdi FIFA'da bize ceza kesmesi o zaman. FIFA keser. Bence bir şey söyleyeyim. Cafer'in Infantino'nun bu işten daha haberi yok. Ya yani bence var. adamlar mesela işte adam Infantino vardır, bonfilesini keserken <laughs> Abi vardır. Şu anda Servet Başkan'ı falan aramışlar da Servet Başkan'ın UEFA'nın ikinci adamı. Dur Oğuz Altay arıyor. O bence aç ama bence var, bence başta şeyi açma megafonun çünkü ne olur mu canlı yayındayız ya. Hayır Erman abi şimdi Erman <laughs> abi mecbur uyarmak zorundayım Erman abi çünkü biraz konuşmalarımızda e, bel aşağısı oluyor. O e, ayrı e, ya. Bazen espriler falan o yüzden e, uyarmak şunu şimdi ben sana bak. Dur bilerek çaldırdım söyle canım kardeşim. <laughs> Neyse bu tabii herkes 20 ülke canlı yayınlayacaktı demiş. Bak tabii. Yani abi, tabii. uzat Oğuz kim aradı orada seni? Oğuz Altay. Oğuz Altay da selamlar buradan sevgiler. Doğru söylüyor. 20 ülke bak. Ya bunlar da ben inanmıyorum. Mesela ya Abi. yayıncı kuruluş veya TFF diyor ki işte Galatasaray Fenerbahçe maçında 38 ülke. Abi bu 38 ülke bak ben sana söyleyeyim. Çat, tamam mı? <laughs> Kenya, Zambia, Zambia, Mekadonya, <laughs> Fildişi sahilleri. <laughs> Fildişi. Tamam mı? Almanya'nın bir tane YouTube kanalı. Bak YouTube Biliyorsun. kanalı. Hollanda'nın, Belçika'nın, İki e, Türk radyosu, Fransa'nın köy TV'si, <laughs> ondan sonra şeyin, yani bana işte haritadan bir yerde söyle işte. Endonezya'nın <laughs> Endonezya'nın e, yerel kanalı, diyorsun. bunları topluyorlar, topluyorlar abi. Türk futbolu veriyorlar. Dört radyo, altı YouTube kanalı, sekiz tane kıytırık kanal. Diyorlar ki 38 ülkeden yayın. Ben mesela İtalya'da Rai Uno, Duo, 3, neyse. ya yani, kanallarının, Süper Sport kanalının asla böyle maçı yayınamadığını eminim. BBC Rai falan yayınlar. Fransa'da işte TV5, Tabii. E, TV1, Hepsi TV ben. Europe, işte BBC, Euro Euronews, hiçbiri yayınlamıyor. Amerika'da siyah. yani bak bu, şimdi Oğuz diyor ya 20 ülke. Yemin ediyorum bak Afrika'nın 4 <laughs> ülkesi, Güney Amerika'nın bir tane... E, Şili'nin bir tane kanalı falan bunlar yayınlıyorlar ben sana şöyle... Şimdi benim sana bir teklifim var. Kabul eder misin? Bu saat bu saatte herkes ayakta. Gökmen abiye de var. Türk ulusuna bir teklifim var. Olabilir mi Telegol'de? Bir teklifim yetim. var. Bir. ilk teklifim. Bu kupa bundan sonra süper kupa olmasın adı. Bu kupanın bundan sonra adı Atatürk kupası olsun. Bugünden itibaren bu yapılan kahpelik, şerefsizlik, haysiyetsizlikten sonra biz bu kupanın adını Atatürk Kupası yapalım. Bir. iki. Fenerbahçe, Fenerbahçe ve Galatasaray'a da şampiyon ilan edelim. Bu kupayı oynatmayalım. İkisine de kupa verelim. Bu sezon Kupayı ikiye bölelim mi? Bölelim. Sen de, bu da senin teklifin olsun. Evet. evet. Bak yani, vallahi abi. Yıldırım bana e, müzeyi dolaştırırken savaş sen ne vardın? Göstermişti yarım kupa diye. Tamam. 1958 olmuş. 1 bir, bir, biten maçta. Tamam. Bitti abi. Penaltı yapmamışlar. yazıtura ee? Yazı tura yapmamışlar. Tamam. En iyisi ikiye bölelim demişler. Peki demişler. Daha az olmuşlar. Biraz. Kupayı böyle. Aynen kardeşim. Testere de kesmişler. Ba Şimdi bu iki kulüp madem bir tavır sergiledi, bir rajon kesti, bir duruş gösterdi. Şimdi bunların birini kupadan mahrum etmek haksızlık olur. Adaletsizlik olur. Kupayı falan bırak da bak. Verelim B abi. Tamam ver. Tamam. Ver, de Birer kupa sen verelim. Verdi. Katılıyor musun? Atatürk verdi. kupası. Belki belki Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimlerine, taraftarına, yönetim kurulunda, ne bileyim üyelerde falan medyasında belki biraz akıllanma olur da. Anladın mı? Ahmet bana su versene kapalı su ne olur. Kim nefret öfkeyle. Ahmet ben de Üç şey yapıyorum falan, ne olur kapalı su verin. Peki bir şey söyleyeceğim. Nefesim kesildi. Anladım mı? Yeter artık. Abi ver abi. Bir tane de ben alayım suyu. Yeter artık. Tamam dur. Aa, ben bardaktan su içmiyorum. Ya, sen, sen çok de... hastalık var. Yanlış anlaşılmasın. Baş. Sen beni destekliyor musun? He? Atatürk Destek, kupası. düz öyle. Bak Atatürk şöyle bir zoom yapalım. Çünkü Serhat. Ama şöyle... Ama kupayı şeyden Serhat, atalım. Serhat. Riyad'da oynatalım. Şöyle gel be. İki dakika. Riyad'da oynayacağım. Tamam. Ta Şuradan bir zoom yap. Gel şöyle be. Çok güzel. Gel yanıma gel. Gel gel. Gel kardeşim. Şöyle bir zoom yapalım abi. Şu güzel. Ne olur be. Şu bak bak. Atatürk kupası olsun bu ya. Yeter. Evet. Bak bugünden itibaren tarihe geçsin. Bütün dünyaya mesaj verelim. Bu kupanın adı Atatürk Kupası olsun. 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 Duluyorum. Olsun. Tamam. Oy tebrik evet. seni tebrik ediyorum. Tamam, Telegol olarak buna kıyafet. Öp seni. evet hastalık, evet, hastalık var. var. Bitti. Şuraya bak abi. Bak 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 abi. Abi bu bakışlar var ya buradan Suudi Arabistan'dan Asya'dan döner. Amerika'dan tekrar Türkiye'ye gelir. Afrika üzerinde. Peki bu Atatürk Kupası'nı Riyad'da mı oynatacağız yine? Yaptın abi. Hayır abi. Atatürk Kupası'nı Samsun Şaka yapayım, 19 Mayıs tarihinde oynatalım. Samsun'da oynatalım. Aa, zaten Samsun'un stadı, yeni stadı çok güzel. Çok güzel. Atatürk Kupası'nda Samsun'da oynatalım. Hı. Bu iki takıma kupayı verelim. Bu sezon kupayı kaldıralım abi. Biz Bizsin abi. Uğursuz abi bu kupa. Evet, evet. Bu federasyon başkanı, yöneticileri falan hep uğursuz, zaten kupa da uğursuz. 2010. Valla bak. 2010 2011 sezonunun evet. şampiyonu olan Evet, evet. kupayı alan Beşiktaş arasındaki maçı da oynatamadılar. Orada oynatamadılar. Evet. Oynatamaz ki zaten. Neden? Korkudan. Çünkü o maçta sen Fener Beşiktaş'ı oynattığında Trabzonlar federasyonu basacak. On evet. Onu da yapamadı bu. Onu abi. da yapamadı. Hiçbir yani bütün federasyona, sadece bu federasyon için demiyorum. Bütün federasyon. Hiçbir yapamadı abi. Aciz. Bitti gitti abi. Vallahi bir ben olsam bunu böyle yaparım. Kapatırım bu kupayı da atarım. Gökmen abi anlamı da kalmadı ya. Süper kupamış. Ne? Belli süper kupa. süper. Ne süper ya. Normal bile benzin yakmıyor bu araba. Süper kupaymış. Hadi beyler. İnanılır gibi değil yani. İnanılır gibi değil. Yazıklar olsun. Vallahi 10 tane bir su içtim. Haşim bu yazdığını maalesef burada okuyamam. Allah razı olsun. Yani. Ee, programımızı takip ettiğin teşekkür ederim. Programımızı takip abi hiç bakma için. bile. Haşim Aydın abim, doktor abim. He, selamlar doktor. Doktor lazım bize abi. Evet. E, bu ağır olur. Beni bağışla. Yeter yani. Ya. <laughs> Nurdan Hanım da programımızı izliyor. Nurdan Hüsrev. Herkes abi burada. güzel mesajları ve temeller için teşekkür ediyorum. Vallahi bak millet diyor ki bizi uykusuz bıraktınız. Kimse uyumuyor abi. Ben sana söyleyeyim. Ali Düşmez'i son kez arayıp TFF ne zaman dönüyor istifa ettim onları soracağım ve kapatacağım artık yayını. Tamam abi kapat zaten bizde var. İyi yani. olur. He? Evet, de moralimiz de bozuldu zaten Gökmen abi ya. Kaç yıldır şu milli takımlar topu oynadığın Galatasaray'da hiç böyle şey yaşamadın. No. Senin dönem. Ben senin gibi oynamadım. İkinci ligde falan oynadım. Ama ben de yaşamadım yani o kısa dönemde olsa. Yok O zaman federasyon başkanı falan daha iyiydi bu abi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan herhangi bir bakamadım, açamadım. Bir herhangi bir açıklama geldi mi? Bence şu anda yapmaz ben Sayın Sayın Osman Aşkın bakın sosyal Aha. medyası. Bak dönüyorlar abi ha. uçakta değillermiş. Uçaktalar. Doğruymuş abi uçak dönüyor abi tabii. Gülerek poz vermişler. Uçak daha kalkmadı. Kalkmamış mı? Yok. Yani abi. uçağın içindeler artık. Herhalde yani kalkacak yani. Baksana bu kadar... abi bunu iki battıysa tamam bitti. Uçağa binler. Bu şey değil mi? Özel uçak gibi mi duruyor? Ağacığım arkası kocaman uçak. Yani büyük bu ya. mü? He? Arkaya Kalk. baksana Serhat. Ha, kafile uçağı. Abi, tabii tabii. Ee, şey İspanyol Sarıkaya. Hemen başkanın arkasında oturan yönetici. Ee, diğerleri de genç yöneticiler. Onları çok tanımıyorum. Ee, yeter ki sağ salim dönsünler. Allah işte. Biz nasıl böyle güzel bir, bir uçuş olur? Abi bu olaylarda nasıl birleşiyoruz hepimiz? Bütün Türkiye görüyor musun? Bütün renk kırmızı beyaz oldu, değil mi? Birleştik yani helal olsun. Fazla uzamaz be. Bir, bir ay sonra Tabii gene başlar. Aynen. Yani bir ay sonra Yani Bursaspor'un göre... Ali Koçu da efsane yapmayalım. Yapmayalım. Çünkü bu sorularımız onlar için de geçerli. Evet, sahaya çıkmayarak eee doğru iş Tavır koyarak çok güzel iş. Atatürk'ümüz yoksa, evet. Atatürk'ü yok sayanı biz de yok sayarız gibi güzel kulağa da, gönle de, akla da müthiş Ay. hitap eden güzel sözleri tarif ettikleri için teşekkür ederiz. Doğru. Bundan dolayı onları alkışlıyoruz. Aynen aynen bravo ama, bravo. Ama aması var. Bir lafın esasında aması varsa amadan önceki lafa da çok bakmamak lazım derler. Aması amadan sonraki daha önemli derler. Neden riyata? Onay verdiniz. Ne kadar para indirdiniz? Neye karşılık oraya gitmeyi kabul ettiniz? Ve TFF'nin Suudi Federasyon yetkilileri yapmış olduğu sözleşmede siz de taraf olarak biz bu formalarla çıkarız, bu sloganları atarız, bu pankartları taşırız, işte bunları bunları yaparız, atamızı yok saydırmayız, atamızın tişörtlerle çıkarız, istiklal maaşı, saygı duruşu, e, ee, kareografi gibi olaylarda TFF'yi bilgilendirdiniz mi? İsteklerinizi sıraladınız mı? Ve TFF de bunları yazılı olarak Suudi yetkililere imzalattı mı? Bunları da açıklamak zorundasınız. Belli oluyor zaten. Açıkladık. Yani buradaki <laughs> bu karografileri tasarladığınız kar bunları hangi seyirci yapacak onu da bilmiyorum. Şerman abi de dedi 2000 kişi vardı. 2000 bin kişi zaten bu kareografileri taşıyamaz bile. Çok söylemiş. 2 kişi kişiyi çok söylemiş. Abi. Hadi maçı başlamasına bir sarka. Evet. Olsun olsun 10 bin kişi olsun. Ha. Yok be nerede Serhat Kurban? Şimdi abi televizyonda ama yolda giderken sakın gelme. Maç iptal oldu deyip de dönen ne <laughs> vardır? O olabilir belki. Ben bu kareografilerin yapılacağını da hiç ihtimal dahi veremiyorum. Bu nasıl yapacak? Bunu hayatta yapamazsın. Ha, bu Muser paylaşımıymış. Ha, ya. Bu bence... Türkiye'deki maçlardaki hayalere şey, yani, Türkiye'deki maçlarda yapılmış olan. Aynı. Bunu yapama yapacak seyirci yok ki orada. Aynen. Bunu hazırlayacak malzeme lazım. Genç Fenerbahçe elleri Aslanlar işte, çarşı grup falan olacak da bunlara kim tamam. çalışıyor? Ya yani bunu da geç tamam yani paylaşımlar güzel ama ee, şey ben o bu soruların yanıtını istiyorum. Yani Dursun Özbek, Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, TFF Başkanı yöneticileri bu işten sıyıramazlar böyle. Olayı şu anda e, el birliğiyle soğutmaya çalışma taktiklerini yemeyiz yani biz. Bu Türkiye indinizde ak mı kara mı belli olacak kardeşim. Kim inecek? Türkiye geldiklerinde. Bak büyük ekşi gelmesin abi. Ve o. federasyon üyeleri orada kalsın. Bu ne kadar, vatandaş kaç, olsun. Ne kaç bir süreli? Ben onlara geldiğine kadar bu ülkeye gelmesinler abi. Gelmesinler abi. <laughs> Vallahi bile ben eğer var da Cumhurbaşkanı olayım <laughs> dedim ki onlar orada kalın gelmeyin buraya. De ceza. Öyleyse i̇şte tek ayakta bekletelim adamları üstü derim. yok Sabri, o az olur. Hatta diyelim ki ilin çabuk odalarınızdan bugün uyku da yok. <laughs> Ay, o kadar lobide öyle. oturacaksınız. Girmesinler abi. Ha? Türkiye inmesinler abi. Hadi Bilmiyorum. saçmalamaya başladınız yeter ya. Abi niye saçmalamayalım? Onların Türkiye'ye gelmesi bence büyük bir infar Gökmen abiden bunu duymak da enteresan. Ay niye öyle dedi Gökmen abi? <laughs> Gökmen abi duramıyor. Bak çantaya adılamış. Telefonları koymuş. Gibi. Hadi saat 1 oldu. 3 saattir yayınlıyoruz. Tamam Gökmen abi seni üzmeyelim. Başka abi. vereceğim bir şey yoksa Evet. bizden bu kadar. Ee, geçmiş bölümün olsun bölümün Türkiye'm. Şey. <laughs> Belki de bu Türk futbolu için geçmiş olsun diyoruz ama bir milat geçmiş. olacak. Evet inşallah. Belki Türk futboluna bundan sonra hiçbir şey bugün ve bugünden önce olduğu gibi olmayacak. Hı. Hani derdik ya taşlar yerinden oynayacak. E, bombalar telegolde patlayacak diye. Bugün gerçekten Türk futbolu için bir milat da olabilir. Espri yapmıyorum. Bugün artık Türk futbolunun dibinin dibinin dibi olduğu ve bundan sonra adım adım milim milim yükselişe geçeceği dönem de olabilir. Kurullar değişebilir. TFF başkanı yarın istifa edebilir. Kulüp başkanları çuvalıza kendine batırıp bizim de hatalarımız var diyebilir. Adnan'ın dediği kupanın adı Atatürk kupası olabilir yayıncı kuruluş el birliğiyle Türkiye'yi markalaşma ve rakamsal boyutta kulüplerimizi ferah duyuruna taşımak için acil, adil kararlar alınabilir. Gerçekten bugün bir milat olabilir. Geçmiş olsun Türkiye'm diyoruz, oldu. Bitti. Yansımalarını öğreneceğiz. Ama bundan sonra Türk futbolunun ben gerçekten yükselişe geçebileceğini, bu adamlardan kurtulabileceğini, futbol oynamamış, futboldan gelmemiş kişilerin o ee, körleşmiş zihniyetinden e, kurtulabileceğine artık inanmaya çok fazla başladım. Çok acayip içimde bir ferahlık var. Ve Türk futbolunun artık e, doğru kişiler tarafından yönetileceğine inanıyorum. Yarından yakın yani yarından tezi yok. Bu olacak. Çok güzel konuştun. Yani 2024 yılı gerçekten Türk futbolunun müthiş bir sıçrama yaptığı yıl olabilir. İnanın buna. Biz bunu da gördük ya bugünü yaşadık ya. Şu 3 haftada yaşadıklarımızdan sonra çünkü başka bir şey kalmıyor yani yaşanacak. O yüzden gelin el ele verelim. Türk futbolu çok önemli bir e, olgu. Bu kulüpler 130 yıldır var. 120 yılı devirdiler. Bir asırdan daha fazladır var bu kulüpler. O yüzden ben 2024 yılının Türk çok uğurlu olacağını e, çok bereketli olacağını kulüplerimizin nispeten ekonomik olarak da e, biraz nefes alabilecekleri bir yıl olacağını ve Türk Bolu'nu kulüplerimizde doğru kişilerin yöneteceğine yürekten inanıyorum ve bu temeliyle 2023'ün e, sondan bir önceki programını yapmanın mutluluğu içindeyim. Gökmen Özdenak ve Adnan Aybaba'ya teşekkürlerimi iletiyorum. Üç saattir yayındaydık. E, yılbaşı akşamı özel programımızda Saat 23'te, pardon saat 24'te, tam yılbaşında yani 2023'ten 24'e girerken size hazırlamış olduğumuz çok özel bir program var. Eğlence ağırlıklı. 2023'ün bir muhasebesini yaptığımız bir dönem. Belki bugünkü programdan da oraya alıntılar yapabiliriz bilmiyorum. Belki bu programın tekrarı da girebilir. Ama hazırlamış olduğumuz çok özel bir yayın var. Kaçırmamanızı özenle, önemle, Rica ediyorum, tavsiyede bulunuyorum. Her iki takım da yurda götürecek TEV uçakları yan yana demiş. İnşallah hayırlısı <laughs> doktor Yener İnce, e, Galatasaray Kulübü'nün doktoru bu paylaşımla bugüne noktayı koyalım. Orada yine bir tane Suudili gördük. Onu da görmeyelim, onu da kapatalım. Şu anda Suudilere karşı büyük bir ülkede alerji durumu söz konusu. O yüzden herkese iyi sabahlar efendim. Hoşça kalın. Cüz.